Değerli katılımcılar, herkese iyi akşamüstü. Sayın hocamız Mustafa Başkaya'ya da bize verdiği katkı için, bu konuşmayı kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Karşımızda kendisini bu işe adamış bir insan var, bir profesyonel var. Ankara Üniversitesi'nden sonra biliyorsunuz Nogaya'da fellowluk deneyimim var. Daha sonra Wisconsin'de research fellowluğu. Takiben New Orleans'da, pardon Louisiana'da 3 yıl cerebrovascular ve skull base'de fellowluk. Bunu takiben Miami'de Dr. Heroes'la beraber yine 6 yıllık bir ikinci asistanlık ve sonra da UA'ya dönüş Wisconsin'e ve orada çok parlak bir kariyerin inşası ve cerebrovascular ve skull base cerrahisinde gururla söylüyorum. En önde gelen cerrahların arasında olması, çok top yerlerde konuşmalar vermesi de bizi ayrıca gururlandırıyor. Bugün de kendisinden serebrovasküler cerrahide komplikasyonlardan kaçınma ve bunların yönetimiyle ilgili tecrübesini bizlerle paylaşmasını rica etmiştik. Kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Mustafa abi, söz sizde, buyurun. Hasan'cığım çok teşekkürler. Öncelikle ben teşekkür ederim Türk Nöroşirurji Derneği'ne, Türk Nöroşirurji Derneği'nin Sayın Başkanı'na, Yönetim Kurulu'na ve Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Grubu'na ve senin başkanlığında organizasyon ekibine ve katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye'de sanıyorum sokağa çıkma yasağı mı var bilmiyorum şu anda. Evet. Neredeyseniz, dünyanın neresindeyseniz, Türkiye'deki katılımcılara, Türkiye'den katılan herkese iyi akşamüstüleri, Amerika'dan katılanlara günaydın, dünyanın neresinden katılıyorsanız hepinize merhaba. Hasan'ın benden istediği serebrovasküler cerrahide komplikasyonlardan kaçınma, nasıl kaçınıyoruz? Ve komplikasyonlar olduğunda bunu nasıl yönetiyoruz? Onunla ilgili bir konuşmaydı. Ben de bu şimdi bütün herkese tekrar teşekkür ediyorum ve konuşmama başlıyorum. Eğer biraz uzatırsam lütfen haber verin. Kısa kesebiliriz. Benim herhangi bir şeyim yok. Burası bizim şehrimiz. Baharda ve yazın Madison çok güzel bir şehir. Bizim hastane kompleksi. Araştırma binaları, çocuk hastanesi, ana hastane. Burası bir üç gölün ortasındaki bir İsmus üzerinde kurulu şehir. Yazları, baharları çok güzel. Kışları biraz soğuk ve karlı geçiyor ama ben şikayet etmiyorum işin gerçeği. Nöroşirurjide en çok görülen vasküler patolojiler sanıyorum bu slide özetler bunları. Ama ben çok yaygın konuşmak yerine bugünkü konuşmamı patoloji üzerinde yoğunlaştıracağım. Anevrizmalar, AVM'ler ve bypass gerektiren serebro-oklüzif hastalıklar. Bunlarda önce nasıl komplikasyonlardan kaçınıyoruz? Sonra da oluşan komplikasyonları nasıl hallediyoruz? Onunla ilgili vakalar göstereceğim. Umarım hoşlanırsınız. İntrakranial anevrizma cerrahisi çok heyecanlı bir cerrahi. Ben halen en basit anevrizmaya bile girerken basit olduğunu düşünmeyerek giriyorum. En önemli nokta bu. Ya bu nasıl olsa çok basit bir şey olmaz fikriyle girmemek. Bütün her zaman aldığınız tedbirleri daha başından almanız gerekiyor. Birçok kere vakayı çalışmak gerekiyor. Yani birkaç gün önceden ve bir gece önceden çalışmak gerekiyor. Sadece eğer öngördüğünüz zorluklar varsa onlara göre ne gibi yedek planlarınız var? Onları nasıl hayata geçirebilirsiniz o anda? Onları düşünmeniz gerekiyor. Anevrizmayı kırplemek istiyoruz değil mi? Tamir etmek istiyoruz. Eğer kırpleme mümkün değilse başka neler yapabiliriz? Adeleyle sarabiliriz. Trapping ya da trapping yapabiliriz. Trappingle bypass da yapabiliriz.
flow diverting bypass dediğimiz proksimal ya da distal bypass ya da proksimal ya da distal oklüzyon yapabiliriz. Eğer bypass yapacaksak hastanın süperfisyal temporal arteri var mı, oksipital arteri var mı, radyal arterleri nasıl, daha önce kollar kullanılmış mı, safen venleri nasıl, bunları tek tek incelemek, çalışmak ve ihtiyaç olduğunda hazır halde tutmak lazım. Olası bir iskemi riskine karşı bir planınız var mı? Monitöring yapmak istiyor musunuz? Nörofizyolojik monitöring yapmak istiyor musunuz? Koruyucu bypass gerekiyor mu? İskemi süresi uzayacaksa. Bunları tek tek göz önünde alındırıp kafanızda bu planları birkaç kere geçmeniz lazım. Yoksa olaylar o anda olduğunda bazılarını hazır hale getirmeye vaktiniz olmayabilir. Öncelikle genel prensipler. Dediğim gibi anevrizma nerede olursa olsun, ne kadar basit olursa olsun, bu benim kendi idiosenkrazim. Yani bu başka türlü yapan arkadaşlarımız da varsa onlara da eyvallah, ama en az 2 ünite ben mutlaka kanı hazır tutuyorum ve ameliyathanede olmasını istiyorum. Ameliyathanede hazır duruyor. Olabilecek tüm klipler var, ne varsa elimizde onları ameliyatta açtırıyorum. Bunlara bazen AVM klipleri de dahil. Anestezinin mutlaka endoscopy'nin green kullanıyorsanız ve varsa hastanenizde onun anestezinin elinin altında olması lazım. Adenozin ve pentobarbital mutlaka hazır olması lazım. Cerrahi sahada mikrodopler kullanmayacaksanız, ona karşı bile olsanız beyin ekartörlerini hazır halde tutmanız lazım. Bir frontale bir temporale koyulacak şekilde. Ve her zaman ben 2 ya da 3 tane geçici klip, 1 veya 2 tane de pilot klip seçiyorum. Yani hangi klip acil durumda kullanabileceğiniz. Bunlar genellikle bayonet klipler oluyor ve uzun oluyor. Çünkü önünü göremeyebilirsiniz straightlerde ya da şeylerde. Acil anda hemen oraya koyabileceğiniz, önünü, klibin ucunu görebileceğiniz klipler bu. Küçük anevrizma bile olsa biraz uzun klip seçmekte ve bayonet olmasında fayda var. Ve temporal adeneden küçük bir parça kesiyorum, eziyorum onu. Çünkü ezerseniz bunlar bazı vazoaktif maddeler çıkarıyor. Bunlar deneysel olarak kanıtlanmış. Özellikle endoskopik cerrahide çok kullanılan şeyler, trikler. Bir adele hazır ve küçük küçük pamuk parçaları hazır hale getiriyor. Bunlar her zaman aynı şekilde yapılıyor. Kim benimle yıkanırsa yıkansın, hangi ekip olursa olsun. Bir de asıl cerrahi teknikle ilgili olarak, yani ana prensip bu işte, ben her hastada, inanır mısınız, kraniotominin boyutu, şekli her hastada farklı. Hastanın anatomisine bağlı, frontal sinüsüne bağlı, atak edeceğim lokalizasyona bağlı, o hastaya özgü yaklaşım seçiyorum. Yani dogmalarım yok. Küçük yapmam gerekiyorsa küçük, büyük yapmam. Yani ona ben İngilizce enough approach, yeterli yaklaşım diyorum. Maksimal safe exposure önemli. En güvenilir yaklaşım önemli. Sizin elinizde en güvenilir yaklaşım ne? Yaşar Gil nasıl yapmış, Yuha Hernesniemi nasıl yapmış, Taka Fukushima, Spester nasıl yapmış değil. Sizin o anda, o hastadaki en güvenilir yaklaşımınız ne? Evandro'nun da dediği gibi, minimally invasive doesn't necessarily mean maximally safe. Ya bu terminolojiye takılı kalmamak lazım. Yani çok fancy, sexy şeyler seçip de ondan sonra başınızın belaya girmemesi lazım. Gerektiğinde mutlaka kafa tabanı yaklaşımlarını, tekniklerini kullanabilir halde olmanız lazım. O yeterlilikte olmanız lazım. Nedir kafa tabanı tekniklerimiz? Anterior sirkülasyon ve bazilerde anterior klinidektomi, transkavernöz yaklaşımlar. Bunlar aynı zamanda kranial sinir hasarını azaltacak yaklaşımlar. Posterior sirkülasyonda transpetrozal ve farlateral transkondilal yaklaşımlar. Bunları her an yapabilecek şekilde hazır olmanız ve yeterli durumda olmanız lazım. Yine intradural bir diseksiyon başladıktan sonra anevrizma cerrahisinde, her cerrahi de öyle ama anevrizma cerrahisinde minimalist olmayın. Anevrizmayı en iyi, en sağlam, en güvenilir şekilde nasıl ortaya çıkarabilirim? Mümkünse 360 derece, ama bu 360 derece
exposure her zaman mümkün olmuyor. Her lokalizasyonda mümkün olmuyor. Ama mümkün olduğunca mutlaka proksimal kontrole gidin önce. Proksimal kontrol önce, distal kontrol sonra. Sadece proksimal kontrolle yetmeyebilir. Ondan sonra anevrizmayı diseke etmek, beyni rahatlatmak, araknoid diseksiyonla, yaygın araknoid diseksiyon yaparsanız beyni rahatlatıyorsunuz. Ekartasyon kullanırsanız bile kullandığınız ekartasyon gücü çok daha düşük oluyor. En yaygın örneği Sylvian füstünün çok güzel, temiz bir şekilde açılması. Böyle olunca da bakın bu anterokomünikan anevrizması, kompleks bir anevrizma. Bu Yaşar Gil'in dediği 13 tane dalı anterokomünikanda görüyorsanız güvenlisiniz. Komplikasyon, kanama olsa bile kontrol edebilecek haldesiniz. En çok gördüğümüz, bizi en çok korkutan kanaması anevrizmanın, değil mi? Bu hemen o anda hasta gelir gelmez olabilir. Hasta ameliyathaneye giderken olabilir. Siz daha yıkanıyorken olabilir. Anestezi indüksiyonu sırasında olabilir. Yani bunların hepsi geldi benim başıma. Hepsi tek tek geldi. İntraoperatif, yani her şey çok güzel gider. Kafa açılırken cilt insizyonu sırasında kanayabilir. Duru açıldıktan sonra diseksiyon sırasında kanayabilir. Yani zaten proksimal kontrol, distal kontrolü yaptınız, damarları ekspoze ettiniz. O sırada kanıyorsa daha kontrollü bir ortam. Ama daha cilt insizyonu yapıyorsanız ya da hastayı ameliyathaneye giderken hasta tekrar kanıyorsa bunlar kontrolsüz ortamlarda olan kanamalar. Bunlar tabii mortaliteyi arttıran şeyler. Ve bunlara hazır olmanız lazım. İkinci en çok korktuğumuz iskemik. Çalıştığımız anevrizmanın lokalizasyonuna bağlı olarak damarların iskemisi. Ona uyguladığımız şeyler. Klibin bir tarafı ısıtırması ya da kapatmak zorunda kalmamız. En korktuğumuz şeyler de perforanların, end arterlerin kolateralizasyonu olmayan arterlerin oklüzyonu. Ve tabii ki beyin hasarı ve kranial sinir hasarı bunlar ve daha birçok komplikasyon olabilir. Ben en korkutulanları, en korktuklarımızı seçtim ve bunların üzerinde yoğunlaşacağım. Bunların içindeki en büyük şey de prematür rüptür olması. Değil mi? Prematür rüptür oldu mu her şey değişiyor. Bir anda. Kanamış kanamamış bütün hastalarda. Bütün ameliyatın seyri değişiyor. Hastanın outcome'ı da değişebilir. Sonucu da değişebiliyor. Ve onu kötü yönde etkiliyor. Prematür rüptür. Prematür rüptür oldu. Hazırsınız. Mutlaka 2 ya da 3 aspiratörle çalışmanız lazım aynı anda. Asistanınızın tecrübeli olması lazım. Tecrübeli asistanın hemen ikinci aspiratörle hazır halde yardımcı olması lazım. Daha büyük bir aspiratöre geçin. Pilot klip hazırlayın demiştim. Pilot klip varsa anevrizma boynuna koyabiliyorsanız, görebiliyorsanız güvenli bir şekilde koyun. Koyarken çok manipüle etmeyin. Koyun ve bırakın. Koyup döndürmeye çalışmayın. Çünkü kanın devamlı kanama ortamında bunları daha çok yırtığı arttırabilirsiniz. Klip ucunu damarın içine, yırtığın içine sokabilirsiniz. Bunları gördüm ben. Anevrizma boynuna koyamıyorsanız klibi, pilot klibi, yırtığa koyup yırtığı kapatmaya çalışın. Eğer pamuk ya da ezilmiş adeleyi hazırladıysanız hemen onu koyun oraya. Aspiratörü koyun, dayayın. Tamponize edin. Proksimal hazırsa proksimal geçici klibi koyun. Daha sonra distale doğru hareket edin. Proksimaliniz nedir? Şimdi anterokomünikan yapıyorsunuz. Proksimaliniz aynı taraf A1 önce, değil mi? Ama yok, hazır değilsiniz. Hemen internal karotide gidin. Durduracaktır, hafifletecektir ya da durduracaktır kanamayı. Zaman kazanacaksınız. Boyunda en bilinen yöntem, boyunda karotide basın. Basan asistanınıza söyleyin hangi karotide basması gerektiğini. Benim başıma Miami'de geldi. Junior resident. Biz sağda yapıyoruz, gitti sola bastı adam. Kanama daha panik oluyor. Çocuklar bilmiyor. Genç çocuk. Biz de yapmışızdır aynı hataları. Klipleri kondurunuz, ortam oldu. Artık daha kontrollü bir hale geldiğinde eğer koagüle edebiliyorsanız geçici klip altında, ama geçici klip olmadan koagüle etmeye çalışmayın anevrizmayı. Aynı şey bipolar remodeling dediğimiz, onda da lütfen onu yapmayın. Bu hasta anevrizmanın turgorunu azaltmak lazım. Daha çok kanamaya
büyük yırtıklara neden olabilirsiniz. Her şey kontrollü. Öyle bir durumdasınız ki bu yırtık kliplenen oyunda o zaman sütür edebilecek halde olmanız lazım. Bunların da hazır halde olması lazım ya da hazır hale hızlı bir şekilde getirilmesi, ekibin ona hazırlıklı olması lazım. Ondan sonra da diğer şeyler var. Bu klip, graf falan ben bunları çok kullanmıyorum çünkü çok güvenilir şeyler değil. Ama mecbur kaldığınızda her şeyi yapabilir hale gelmeniz lazım. Bir de farmakolojik yönetim var, değil mi? Şimdi bunları yapıyorsunuz ama farmakolojik olarak hazırız, değil mi? Kanımız var, hastaya anestezi kanı veriyor, albümünüz var, serumunuz var. Nedir bugün de şey? Hastanın o anda asistol yaparsanız size 20-30 saniye, 40 saniye kazandırırsa çok belirgin bir şekilde adenozin azaltıyor bunu. Göstereceğim bakın. Bir anda böyle 20 saniye için, 30 saniye için kanama azalıveriyor. O anda siz daha iyi görüyorsunuz. Asistanınız daha iyi görüyor. O anda o işi halledebilirsiniz. Ve beyin çok önemli. Kanamış hastalarda hastayı kardiyovasküler olarak anestezinin hazır tutması lazım. Ani pentobarbital verilmesine karşı. Çünkü pentobarbital kardiyovasküler depresyon yapıyor. Kan basınçlarının olması lazım. Normal civarında tutulması lazım. Hemen pentobarbital hazır olması lazım. Yükleme dozunu. Oksijen fraksiyonu %100'e çıkartın. Temporary klip kullanmadan önce ya da kanama olduğunda mutlaka anestezi söyleyin. Deneysel data var. FIO2'nun %100'e çıkması temporary kliplemeden önce yaparsanız beyin için koruyucu, daha az stroke hasarına neden oluyor. Ama her şey önce bunlardan kaçınmakla başlıyor. Özellikle unruptured anevrizmalar. Değil mi? Anestezi indüksiyonu sırasında dikkatli olmak, anestezi ekibinin bu konuya çok dikkat etmesi, proksimal distal kontrollerin sağlanması, kranial sinirlerle komşuluğu varsa anevrizmanın onların korunması. Bunların bazıları hayati önemdeki kranial sinirler hasta için. Kafa tabanı tekniğiniz uygulamanız gerekiyorsa onların önceden planlanıp sizin onu yapabilir halde olmanız. Şimdi önce böyle bir vakayla başlayacağız. Doğru lokalizasyon ne kadar önemli, kafa tabanı teknikleri ne kadar önemli. Bu hastamız 58 yaşında sanıyorum. Ailesinde kanser riski var. O yüzden çok şey kullanmıyor. Kan sulandırıcılar kullanmıyor onlara karşı. Bu hastanın tanısı posterior komplikan arter anevrizması. Bu baş ağrısıyla geliyor. Lomber fonksiyon yapıyorlar. Negatif. Tedavi olmak istiyor hasta. Ve tedavi olmasında da bence endikasyon da var. Geniş boyunlu bir anevrizma. Buna radyologlar posterior komplikan arter anevrizması diyorlar. Şimdi bir kere bu posterior komplikan arter anevrizması değil. Posterior komplikandan daha proksimal bir anevrizma. Bu paraklinoidal anevrizma. Buna posterior komplikan arter anevrizması diye girerseniz, hani tamam anlarsınız, değiştirebilirsiniz. Ama baştan bilerek girerseniz cerrahi başka teknikler yapabilirsiniz. Nedir onlar? Ekstradural klinidektomi. Ben ekstradural klinidektomiyi daha çok yapıyorum artık. Intradural klinidektomiye karşı değilim ama ekstradural klinoid ekstradural bir yapı. Kemik yapı. Bunu intradural debelenmek yerine ekstradural yapmak çok daha iyi. Eğer complete yapmak istiyorsanız, tamamen çıkarmak istiyorsanız. Parsiyel yapmak istiyorsanız intradural de tamam. Bazı hastalarda ben halen yapıyorum. Çok küçük alıyorum. Valsum ligamını açıyorum. Bana yeterli alanı sağlıyor. Hastaya göre seçmek önemli. Ama bunda, bu hastada sadece complete total klinidektomi yapmak değil, distal dural ringi tamamen kesip çıkarmak, üçüncü siniri serbestleştirmek de gerekli. Bakın göreceğiz. Şimdi bu internal carotid artery, proksimal silvian fistula. Posterior komplikan burada. Bu anevrizma posterior komplikanın proksimalinde bir anevrizma. Anevrizmanın bir proksimal boynunu görmüyoruz bile. Çünkü distal dural ring tarafından kapatılmış durumda. Şimdi ne yapıyoruz? Optik unroofing yapılmış. Falciform ligamanı çıkardık. Üçüncü sinirin duraya girip, üçüncü sinirin cavernous sinüse girdiği yer, bakın geçişini görebiliyorsunuz. Süperhipofizyal arterler medialde. Posterior komplikan aspiratörün arkasında. Anevrizmanın proksimal boynunu hazırladık. Distal dural ringi kestik. Şimdi bir pilot klip koyuyoruz.
yumuşatacağız. Bakın üçüncü sinir her şey serbestleştirmiş. İkinci bir klip çok turgoru fazla. Hafif hafif kanama oluyor o anda, bırakmayın. Kanama oluyorsa çek, paniğe kapılıp çekmeyin klibi. Kapatmaya devam edin. Bazen normal yapışık olduğu için siz difle olurken duvardan açılma olabiliyor. Üçüncü klibi de koyuyoruz, çıkıyoruz. Çok kompleks hale getirmeden, problemli hale getirmeden optik sinirde kompresyonunuzu yapıyorsunuz. Okulomotor siniri serbestleştirmeniz lazım. Distal dural ringi kesiyorsunuz. Boynu belirgin olmayan proksimal boynu çıkarıyorsunuz ve klipliyorsunuz ve o zaman ne oluyor? Komplikasyondan kaçınmış oluyorsunuz. Hani bu eğer seyrediyorsanız Mandalorian diye bir karakter var ya Star Wars'ta. O diyor ya, this is the way. Bu ameliyatı bu şekilde yapacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Başka şekillerle yapmaya kalkarsanız başınız belaya girer. Ben söylüyorum size, bir hani kardeşiniz, bir abiniz olarak, genç arkadaşlar için. Prematür rüptür. Bazen ameliyathaneye giderken oluyor kanama. Değil mi? 72 yaşında kadın. Daha önce sağlıklı. Ani bilinç kaybı ve sağ hemiparezi ile geliyor. BT anjiyoyu alıyorlar. Tansiyonu çıkıyor. Bradikardik hale geliyor. Bakıyorlar. Bilateral fix olmuş kadın. Tekrar kanıyor BT anjiyosu. Allah'tan BT anjiyoyu tamamlayabiliyorlar. Hemen hiç beklemiyoruz. Hemen manitolü dayıyorsunuz. Ameliyathaneye bu hastayı. Anjiyo yapacağım. Acaba beyni bu hasta kurtarabileceğiniz bir hasta. Ameliyathanede herniye olan bir hasta. Hastanede ameliyathaneye hazırlanırken herniye olan. Biz bunu gördüğümüzde zaten ameliyathaneye hazır hale getirmeye başlıyoruz. Nedir bu? Büyük bir olasılıkla orta serebral arter kanaması. CT anjiyo onu konfirme ediyor. Kompleks, büyük bir anevrizma. Ama anevrizma, radyologlar biz ameliyathaneye giderken diyorlar ki biz kontrastın ekstravazi olduğunu görüyoruz. Yani aktif olarak anevrizma kanıyor. Açıyoruz. Ne yapacağız? Burada ekip çalışması çok önemli. Geniş kraniyotomi. İdi bidi küçük yapayım binler ne yok bunda. Büyük dekompresif kraniyektomiyi hemen çevirmeniz lazım. Çok hızlı bir şekilde. Siz bunu yaparken ventrikülostomin hazır hale gelip ventrikülostomi, eksternal ventriküler drenajın hemen konulabilecek olması lazım. Ve hematoma gidin. Hematoma ulaşabiliyorsanız önce hematoma gidip biraz dekompres edin. Çok dekompres etmeyin. O zaman anevrizmanın intramural basıncını değişikliklere doğru tekrar kanama olmaya devam eder. Ve biz bunu açtığımızda Silvian fissure tarafından sızıntıları görüyorduk zaten. Ama bu böyle durumlarda tabii ki video recording de sıkıntılı. Her şey mükemmel olmuyor. Birçok videonun bazı kısımlarını kaçırabiliyorsunuz. Ve ne oluyoruz? Hemen anestezi adenozin veriyor. Pentobarp hazır. Kan hazır. Aynı anda hiçbir aman bir şey olmaz. Bekleyelim yok. Bir fistürü açıyorum, biraz oradan alıyorum. Sonra superior temporal girusa gittim. Oradan hematoma aspire ettim. Proksimale gidiyorum. Proksimalim ne? İnternal karotid. İlk proksimalim. İkinci proksimalim yukarı doğru çıkacağım. Fistürü açtıktan sonra M1'e geleceğim. Bakın devamlı kanıyor. Tamam. Proksimali göremedim. Ne yapıyorum? Yırtık olan tarafa iki tane büyük, uzun pilot klip koydum. Durdu kanama. İnternal karotitten alıyorum. M1'i açtım, hazırladım. Geçici klibimi yukarı doğru, daha distale alıyorum. Geçici klip altında şimdi koyduğum pilot klipleri. Anevrizma tromboze, bunu hissediyorsunuz anevrizmayı aspiratörle yokladığınızda. Anevrizmayı açmadan bunu kliplemek ve karşı tarafı M2'yi görmeniz mümkün değil. Bu çok kötü projekte olmuş bir video, çok parlak ama gördünüz. Çok da uzun süren bir ameliyat değil. Hematomunu da boşalttık. Dekompresif kraniyektomi, biz işimizi yaptık. Hani bundan sonrasını doğa kendisi halledecek. Ama bu tipik bir hastaneye gidip hastanede kanamaya devam eden bir vaka örneği. Hiç bir dakika durmamamız lazım. Tekrar almamız gerekirse
Ne yapıyoruz? Hemen proksimale gidiyoruz. İca'ya klip koyuyoruz. Onu daha yukarı çıkarmaya, M1'e çıkarmaya çalışıyoruz ama kanamaya devam ediyor. Ne yapıyoruz? Hazırlıyoruz. Yukarı doğru geliyoruz. Bu anterior cerebral ise önce İca'ya sonra A1'e yaklaşacaksınız anevrizmaya doğru. Klipledikten sonra da anevrizmayı ne yapıyorsanız artık o anda her şey kontrolünüz altında. Açın, çıkarın, sütüre edin, ne yapabiliyorsanız. Mümkün olduğu şekilde, en iyi şekilde kliplemeye çalışın. Ve çok kötü bir sonuç almadık bunda. Bakın şurada hafif hafif boyun bıraktık. Şurada görüyorsunuz. Dog ear denen şey. Zaten orası kalsifi aterosklerotik kısmı. Buradan büyümez. Biz elimizden geleni yaptık. Kranioplastisini, şantını koyduk. Hasta 3 evde yaşıyor. Yardıma ihtiyacı var ama en azından hayattan hoşlanmaya devam edebiliyor. Bazen de intradural her şeyi hazırlıyorsunuz. Diseksiyon yaparken siz neden oluyorsunuz ya da bazen siz neden olmadan aniden bir değişikliğe bağlı olarak kanama olabiliyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Bu da gene orta serebral arter anevrizması. Hantes grade 3. Ameliyatı alıyoruz. Bakın bu beyinler böyle görünüyor maalesef. Fistül açıyoruz orta serebral arter anevrizmalarında. Önce ben anevrizmaya doğru M2'leri buluyorum. Ondan sonra üstünden atlayıp anevrizmanın proksimal kontrole gidiyorum. M1. M1'i de bulamıyorsam internal karotide. Bazen tersini de yapıyorum. Anevrizmanın durumuna Yaşar Gil'in çok güzel açıklaması vardır bunda. M1'in nasıl ascent olduğuna bağlı olarak. Bakın ben hiçbir şey yapmıyordum burada. Anevrizmayı bulduk mu? Distali bulduk. Proksimali bulduk mu M1'i? Fistürü de açtık yaygın olarak. Bakın anevrizma burada. Kanayan kısmı bu. Söydü anevrizma dediğimiz şey. Hop kanıyor. Tabii ki rahatsız ettik anevrizmayı. Çevresini serbestleştirdik. Dinamikleri değişti. O yüzden kanıyor. Ne yapıyoruz? Pamuğu koyuyoruz. Adenozin veriyorlar. 0.4 miligram kilogramla başlayıp her 2-3 dakikada tekrarlayabilirsiniz. Belirli bir dozu geçmemeniz lazım. Evet bakın hafifliyor. Hissediyorsunuz yani artık kanamayacak bu. Ve o anda zaten hastanın kendi internal koagülasyon mekanizmaları işin içine giriyor. Benim zaten M1 hazır bu en kontrollü ortam. Distal kontrolüm de var. Distal kontrollerim de burada. Yavaşça kaldırıyorum. Asistan da hazır bekliyor. Ondan sonrası diseksiyona devam edip kanama olan yeri geçici klip altında koagüle edip diseke etmek ve devamını getirmek. Bundan sonra bunu nasıl kliplerseniz klipleyin. Bunu kompleks bir anevrizma çünkü boynu çok küçük gözükmesine rağmen kolay tek ya da iki kliple kliplenebilecek bir anevrizma değil. Birçok kliple boyun rekonstrüksiyonu yapıyorum. Çok klip kullanmaktan kaçınmayın. Yani öyle bir klip, az klip, büyük cerrah onlar yok öyle şeyler. Bu da çok sonucu çok iyi oldu. Grade 3 olmasına rağmen iyi bir sonuçta hasta halen yaşamakta. Bakın şimdi bu tamamen farklı bir hasta. 53 yaşında bir gece önce geldi sabaha karşı. Ventrikülostomisini koyduk. Grade 3 gelişmekte olan hidrosefalisi var. Ve ertesi sabah ilk sabah 7:20'de ameliyatı alıyoruz. Aldık, her şeyi hazırladık. Planımız ne? Bu distal daca anevrizması, distal anterior cerebral arter anevrizması. İnterhemisferik geleceğiz. Sol taraftan karşı tarafı sagittal sinürüsü de geçip interhemisferik santral frontal kraniotomi yapacağız. Interhemisferik yaklaşımla proksimal kontrol, distal kontrol anevrizmaya klip koyacağız. Hazırız. Baş asistanla giriyoruz. O zaman fellow'um yoktu. Bakın. Kadının saç şeyi biraz ilginç. Ventrikülostomi de olduğu için böyle bir insizyon seçtik. Soldan gireceğiz. Pozisyonu verdik her şey. Ben kendim boyuyorum hastayı, her hastayı.
Boyadım, kapadık, direklerini koyduk. Ellerimi yıkamaya gittim. İçeriden bağırış çağırış. Hemen girdim içeri. IC pilleri 110'a yükselmiş. EVD'den şey geliyor, kan geliyor. Bradikardik, ileri derecede hipertansif. Hemen zaten hazırdık yani. Hemen kan vereceksiniz. Pentobarbitali dayayacaksınız, adenozini dayayacaksınız. Başka bir çaresi yok. Oraya bir an önce ulaşmanız lazım. Ve planınızı edebilecek durumda mısınız? Bu çok önemli. Ne yaptık? Planı nasıl modifiye ettik? Sol frontale hasar vermek istemiyorum. Bu hayat kurtarıcı bir müdahale olması lazım. Ne yapacağız o zaman? Sağdan gideceğim ve frontal lobektomi yapacağım. Başka türlü ulaşmanız bu beyinlerde mümkün değil. Sağdan gideceğim ama ilk önce hematom varsa hematoma, hematom yoksa sisterne gidip beyni relax etmen lazım. Burada sisterne de ulaşmak çok kolay değil bu lokalizasyonda. Nereye gideceğim? Ventriküle gideceğim. Ventriküle gidin, hayat kurtarırsınız. Başlıyoruz. Ve tabii bu çok büyük dekompresif bir krenektomi haline getirdik. Orta hattı da geçmem lazım. Ne yapıyorum? Parça parça açıyorum. Beyne bakın. Beyin herniye oluyor. Durası yırtıldı. Sagittal sinürüsünü geçmek de kolay değil. Kadının kemiği de çok kalın. Ortada bu şekilde yapabildik. Solu bırakıyorum. Direkt sağa gidiyorum. Frontal lobektomi. Ve hissediyorsunuz kan geliyor. Siz yaptıkça kan gelmeye devam ediyor. Ama şimdi hemen ventriküle gittim. Bakın frontal horn. Beyin relax oldu ama kanamaya devam ediyor aslında. Bu jel fonlar falan onları tamponize eden şeyler. Bakın ventrikülden bile kan geliyor. Müteakip kereler rüptürü oluyor anevrizma. Yani bir şekilde halledeceksiniz. Proksimale gidiyorum şimdi. Beyin daha biraz daha relax. Aspiratörle tamponize ediyorum. Aspiratörüm tamponize ederken fakat gene kanıyor. Yani benim önce A2'nin proksimali bulmam lazım. Ya da bulabiliyorsam A1'i bulmam lazım. Neyse oralara geldik. Daha kontrollü bir hale gelmeye başladı. İnterhemisferik fistül burası, Fawkes burası. Bakın A2'leri görüyorum. Hangi A2, hangi A2? Onları ikisini de ekspoze etmekte fayda var. Bazen ters dönebilir, bilemezsiniz. Evet, şimdi artık proksimal kontrolüm var. Bu anevrizma tamam halen daha bakın mücadeleye devam edecek size karşı, hastaya karşı ama kontrol sizin elinize yavaş yavaş geçiyor. Her ne kadar sürekli rüptür olsa da. Tekrar koyuyoruz. Distal kontrol. Tekrar klip. Her geçici klip arasında mümkünse 5 dakika reperfüzyon verin. En az 5 dakika. Ve bu sırada FIO2'yu %100'e çıkarın. Koruyucu, farmakolojik ne kullanabiliyorsanız kullanın. Hemen klip öncesi bir preoperatif, pre-clipping ICG green yapıyoruz. Bakın. Ve diseksiyona devam. Artık bu hani şu aşamada bunun derler de bir argo deyim vardır. Feriştahı gelse burada bu anevrizma o hastayı şu aşamada öldüremez artık. Kontrolü kaybediyor anevrizma. Biz alıyoruz kontrolü. Anevrizmayı 360 derece ekspoze edeceğiz. Yani anevrizmanın boynu bile yırtılsa burada ne yaparsınız? A3, A3 bypass yaparsınız. Geniş bir alan. Lobektomi yaptım. Anevrizmayı kesip çıkarıyorum. Bir kısmını. Gördüğünüz gibi bir kısmı tromboze. Bunlar çok ilginç. Böyle saniyeler içinde tromboze olabiliyor anevrizma doğu. Diseksiyona devam. Geçici klibi çıkar. Anevrizma rüptür oluyor. Bekle. Biraz şey yapsın. Tekrar koy. Devam, devam, devam. Daha tam boynu ortaya çıkaramadım. Onun için float clip koymuyorum.
Evet, şimdi pilot klibi koyacak hale geldim. Bakın proksimal kontrolüm var, distal kontrolüm var. Ve anevrizmanın içinde eski trombüsü ve yeni trombüsü var. Eski trombüs beyaz olur. Daha beyaz, açık renkli. Geçici klipleri. Pilot klibim var artık. Tamam. Burada iş bitiyor. Ha, memnun muyum klipten? Değilim. Ama anevrizmayı daha çok çıkarmam lazım. Aslında anevrizmanın görünen kısmı küçük. Kendisi biraz daha büyük. Çünkü partial tromboz. Bakın. En sonuna kadar şey yapıyorum. Devam. Yani bu kanayan kısmı şuralardan, şuradan. Onu görmüyorsunuz siz. Ama ben hissedebiliyorum. Geçici klip tekrar. Mükemmel olan şekilde. Bu hastanın tek şansı. Bunu şimdi böyle koyayım. Sonra buna ben iki tane coil atarım falan. Yok öyle şeyler. Elinizden gelen en iyisini, mükemmelini yapmanız lazım. O anda. Bunun ikinci bir şansı yok. Müteakip kereler, deneme, yanılma, çıkarma. Evet, şimdi mutluyuz. Dallar. Tekrar rüptüre ediyorum. Gerekirse kesebilirsiniz de. Kestiğiniz zaman klipleri tutacağınız bir duvar bırakmaya özen gösterin. Öyle çok klibe yakın kesip sonra başınız belaya girebilir. Tekrar klipleyemeyebilirsiniz. Evet, bu iş bitti. Bu işi kazandın. Şimdi önemli olan hasta kazanacak. Anevrizmayı elimine ettik. Evet, bu hasta pentobar komasında devam etti. Bir hafta. Vazospazm geliştirdi mi? Geliştirdi. Onu da tedavi ettik. Çok agresif tedavi yöntemlerimiz var burada. Direkt anjiyo alıyoruz. Hipertansif HNH yapsak bile. Ve çok uzun, meşakkatli bir süre. Krenektomi yapılmış. Klip tamam. Her şey güzel gözüküyor. Bakın 15. ay takipte kadın taburcu olduğu evde oğlunun evine geçti. Ve lokal gazeteye konu oldu. Yani bıraksanız ICP'si 110, 110. Bıraksanız bırakırsınız. Ama bırakmayacaksınız. Aynı şekilde 57 yaşında meme kanseri kontrol altında bir hasta, altında olan bir hasta. Grade 5 ile geliyor bu hasta. Bakın burada Maradona'nın bir lafı var ya, hand of God diye. Burada göreceksiniz altın parmak, altın el neymiş göreceksiniz. Bazen hiçbir şey tutmuyor. Yani çok arkaik şeyler de yapmanız gerekebiliyor. En basit cerrahide şey, tamponize et değil mi? Kompresi et. Kanaman var, tut burayı. Kanaman, mide ne kanama var, tut burayı değil mi? Tamponize etmek. Bakın bu hasta giderken zaten herniye gelmişti. Giderken iki pupili de dilate oldu ameliyathaneye. Ve açtığımızda duraya kan geliyor. Her yerden. Beyin şiş, ventrikülostomi falan. Bunda ne yapacağız? Hiç debelenmenin anlamı yok. Direkt ventriküle gitmeniz lazım. Anterior temporal kolektomi yapıyoruz. Ventrikülden şey yapıyoruz. Beyni relax. Önce beyni korumamız lazım. Bakın kanamaya devam ediyor. Etsin. Ulaşacağız oraya. Bakın adenozin ne oldu? Altın parmak. Hamit hocamın çok meşhurdur bu altın parmak tümörleri parmakla çıkarma. Bu da burada hiçbir şey durmuyor. Adenozin durdurmuyor. Ne yapıyorum? Tamponize ediyorum. Yavaşlatıyorum. O arada o internal hemostatik şeyler işin içine giriyor. Yavaşlıyor, bakın yavaşlıyor. Tamam. Artık o pamukla onu tamponize edip proksimal kontrol. Nedir bu? Anterior koroidal arter anevrizması. ICA. Buldum ICA'yı. Bitti olay. Beyin, eğer ben ventriküle gitmesem bu beyinle debelenirsiniz. Ve o arada aspiratör başka kanamalara yol açarsınız. Çıkardık. Hematomunu da daha sonra tamamını çıkarırsınız. Devam ediyor kanamaya. Etsin. Pilot klip koyacağız. İlk andaki gibi değil. Anevrizmayı görebiliyorum. Boynunu görebiliyorum. Burada koroidali ezmemeniz lazım kliple. Pilot kliple. Koroidal çok lentikülo sıcaklar gibi. 5 dakika 10 dakika klipin altında kalıyor, açılmıyor. Koroidal çok narin bir arter. O yüzden bakın ventrikülün içindeyim burada. İCA bifurkasyonu. Devam ediyorum.
Şimdi daha iyi klip koyabilecek hale geldim. Pilot klipten daha iyi. Klipleri deneyeceğim, mütakip kereler. Yine koroidali daha görmüyorum. Posterior communicant'ı gördüm şimdi. ICA, posterior communicant. Anevrizma. Anevrizmayı disconnecte etmem lazım. Ankusa, unkusa yapışık. Unkus parçası burada. Bakın, koroidali gördüm şimdi. Ve şanslı olarak koroidali orijinli korumuşuz. Anevrizmayı tamamen disconnect ettik. Koroidalleri kontrol etme şansımız var. Posterior communicant perforatörleri, iki tane koroidal var. Koroidal, bu olay artık kontrol bizde. Bundan sonra bu hasta düzelecekse düzelir, düzelmeyecekse de siz elinizden gelen hastaya en iyi şansı vermiş oluyorsunuz. Sıkmıyorum değil mi Hasan? Estağfurullah, mükemmel gidiyor abi. Bakın halen pilot klip, memnun değilim. Anruptür anevrizmada ne yapıyorsam onu yapıyorum. Boyunu açıyorum. Koroidali koruyacak şekilde iyice ortaya çıkarıyorum. Ya, bunları mutlaka yapmanız lazım. Bunları yapmazsanız, koroidali içine alırsanız zaten bir de enfart ekliyorsunuz hastanın tablosuna. Başka bir şeyle dog ear alıyorum. Bitti. Yine hastayı pentobar komasında tutuyoruz yaklaşık bir hafta. Dekompresif kraniyektomi. Ondan sonra vazospazmla agresif mücadele. Bakın bu 6 ay sonra. Öbür tarafında da anevrizma vardı, onu da klip ettim. Normal yaşıyor. MRSA skoru 0. 0. Bir de böyle hastalar var. Bakın 58 yaşında grade 4 ile geliyor. BT anjiyo yapıyorlar. Anevrizma görünmüyor. Tomografide ancak 3D'de anevrizmanın bir kısmını görebiliyorsunuz. Bu blister anevrizma. Bunda duvar yok. Klipleme şansınız, stenoze ederek klipleyebilirsiniz. Ya da bypass yapacaksınız. Ya da wrapping yapacaksınız. Dua edeceksiniz. Maalesef bu çok değerli bir videoydu ama arkadaşlar fellowların yüksek eforları sayesinde kaybettik. Bunun yerine anterior servikal diskektomiyi almışlar, getirdiler. Hocam aldık biz, videoyu bulduk dediler. Biz seyrettik anterior servikal diskektomi. Aynı gün acil yapılmış, onu benimkini silmişler, onu tutmuşlar. Neyse, kanama oluyor değil mi burada? Bir pıhtı var. Bu blister anevrizma. O pıhtıyı aspir ettiğiniz anda böyle. Bunlara bypass hazırlıksız girmeyin. Tamam, beyin çok şiş. Her şey, süperfisyal temporal arteri, radyal arteri hazırladık. Bir hafta sonuydu bu. Açtım, baktık şöyle. Durum bu, bundan ibaret. Klip, klip, klip. Ama ısırmam lazım bunu. Şuradan şöyle ve buradan böyle bu şekilde. Şu İhsan Doğan'ın çizimleri bunlar. Bu daha böyle paralel yırtılıyor. Bakın o damar duvarını bir araya getiremiyorsunuz. Küçük klipler ısıramıyorlar. O zaman bir tane 10-0 sütür koydum. Onu bir araya getirdim. Sütürü çekerek iki kliple şu şekilde rekonstrüktü ettik. Bu tamamen kapandı burası. Bir de üzerine adele sardık. Yine aynı yönetim. Bakın bu hasta 6 yıldır normal yaşıyor. Lübnan asıllı bir hastadır. Bazen de siz yol açıyorsunuz intraoperatif rüptüre. Yani bütün bunları yapıyorsunuz, her şey çok güzel gidiyor. Sizin yaptığınız bir yanlış hareket, agresif bir diseksiyon tekniği yol açıyor bunlar. Şimdi bunun da örneğini göreceksiniz. Anterior 8 milimetrelik anterior cerebral perikallozal anevrizma. İki perikallozal de çok yapışık. Neyin ne olduğunu bile anlamıyorsunuz. Anjiyolarımız da var ama bu CT anjiyo en iyisini gösteriyor. İnterhemisferik yaklaşım. Bunlar rutin, bildiğimiz şeyler. Çok Silvian füstürü nasıl açıyorsanız interhemisferik füstürü de öyle açacaksınız. Eski video bunlar, eski ameliyat mikroskopları. Kalite o kadar iyi değil. Bulduk. Şimdi anevrizmanın boynunu ortaya bir türlü çıkaramıyorum. Ve bunu çıkarmadan bir şey yapmak çok zor. Preklipleme öncesi bakıyorum. Aynı anda doluyorlar mı?
perikallozeller. Keçici klip koyup perikallozeli alabilirsiniz bile. Trepe bile edebilirsiniz bypass'sız. Bunları deneyin. Bakın şimdi diseke ediyorum ve bunu künt diseksiyondan kaçınmanız lazım. Künt diseksiyon yırtıklar olursa yırtıkları kontrol edemeyebilirsiniz künt diseksiyonla. Ama keskin diseksiyonda yırtığa siz neden olursanız bakın oldum. Tamam. Geçici klibi koy. Koagüle et. Geçici klibi koy. Koagüle et. Geçici klibi koy. Koagüle et. Ama bir türlü boynu ortaya çıkaramıyorum. Boynu ortaya çıkaramadan da bu anevrizmayı klipleyemezsiniz. Ama yani o anda devam ediyorum. Ve diseksiyonda tabii ne kadar keskin olmaya çalışırsanız çalışın. Bazı noktalarda hatalarla ya damarı ya anevrizmayı da kesebiliyorsunuz. Yani bunu göreceksiniz. Bir türlü kontrol edemiyorum olayı. Proksimal kontrol, distal kontrol, her şeyi deniyorum. Fox'ta ekartör. Bakın burada nereden kanadığını göremiyorum. Anevrizmadan geldiğini düşünerek anevrizma bir koagüle ediyorum. Bir türlü durmuyor. Anevrizmaya doğru kesiyorum. Ha, bunları bu aşamada niye bu kadar agresif yapıyorum değil mi? Şu anda kontrol bende. Her şey kötü gitse bile distallerim var burada. A3 bypass yapıp kapatabilirim de. Ama ben bunu nasılsa yaparım deyip de onu illa bypass'a da gitmememiz lazım. Bazı arkadaşları görüyorsunuz. Dünyaca meşhur arkadaşlar. Her şey bypass. Ona bypass, buna bypass, buna bypass. Yani önce klipleyerek halletmeye çalışalım. Tamam mı? Bence öyle ya. Her yaptığınız hareket başka bir komplikasyonu getirebilir. Şimdi burada açıyorum ve göreceğiz ki burada damarı duvarını kesmişim. Ama keskin diseksiyon olduğu için iki tane 10-0 sütürle ve artık bunun buraya kadar açmam, bu kadar diseke etmem burayı bana büyük fayda sağlıyor. Ben artık bunu klipleyebilirim. Öbür türlü kliplerseniz kinke yol açır, oklüzyona yol açır. İkinci sütürü koyuyorum 10-0. Bunu lütfen ben nasıl olsa sütüre ederim, nasılsa bypass yaparım diye böyle yapın diye göstermiyorum. Bunlardan kaçınmak en önemlisi. Ama bazen de bu diseksiyonları yapmanız gerekiyor. Bunları yapmadan da bu anevrizmayı güvenli olarak oklüde edemeyebilirsiniz. Bakıyoruz. Doluyor, biraz yavaş doluyor ama güzel, hemen hemen simultane doluyor. Tekrar geçici klip altında bunu klipleyeceğiz. Değişik fenestre kliplerle. Ve bunu bu şekilde halledeceğiz. Hiçbir şekilde stroke herhangi bir şey olmadı. Taburcu ettik. Bazen de hazırlıksız da yakalanabilirsiniz yani. Ne yaparsanız yapın. 21 yaşında grade 4 EVD. Bakın durumu kötü. Hemen o zaman vasküler kol yoktu. Interventionistler direkt alıyorlar. Beyin cerrahı, on kol nöbetçi arkadaşı onlarla konuşuyor. Koyuluyorlar. Güzel de koyuluyorlar. Bakın. Ne güzel değil mi? Vazospazm geliştiriyor, onu geliştiriyor, bunu geliştiriyor ama arkadaşlar diyorlar ki ya bir iki hafta geçti, vazospazm da geçti. Bir, en son bir anjiyo yapalım mı diyorlar. Evet. Böyle oluyor. 15. günde bu halde anevrizma. Şimdi lokalizasyonu iyi bilmeniz lazım. Bana sorsalardı ben bunu hiç burada hiç koyulayım falan demezdim yani. Yani bu anevrizmanın lokalizasyonu saküler anevrizma olmadığını bağırıyor. Bu blister anevrizma. Anterior medial wall icanın internal karotid arterinin blister anevrizması. Tamam. Bunu koylarsan koyular şeye bile gidebilir. Ve bunu açarsan ne olur biliyor musunuz? Bu olur. Bakın hiç diseksiyon yok. Silvian fistus sadece birazcık açılmış kanıyor. Ne yapacağız şimdi? Boyun hazır mı? Ne yapacaksın? Aspire ettin. Damar duvarı yırtık. Bunlar zaten söyledi anevrizma gibi hiçbir damar duvarı yok, adventisi yok, blister o demek. Travma öyküsü olmadan travmatik anevrizmaya sahip olmak gibi bir şey. Ne yapacaksın? Sakin olacaksın önce. Değil mi? Yani şemsiye girdi mi giriyor. Yapacak bir şey yok. Ama
Hazırlıklı olmak da önemli. Bakın burada hazırlıklıydık. Ben o kısmını göstermedim size. Bypass'ımı yaptım ben buna girmeden. Bypass hazır. ECA'dan M2'ye. Ondan sonra ne olursa olsun hemen boyunda klibi koyarız. Kanamayı azaltırız. Zaten trapping yapman lazım buna. Bir trapping supraklinoide, diğeri anterior koridorunu koruyacak şekilde buraya. Posterior komünikanı da klip etmen lazım. Fötal posterior komünikansa ona da bypass yapman lazım. Coil'leri de çıkaracağız. Olay kontrollü. Hazırlıklı değilmişim gibi gösterdim size ama aslında hazırlıklıydı. Bypass'ı doluyor gördüğünüz gibi. 6. ayı. Bir de bunlar rüptüre. En çok korktuğumuz şey. Aslında korkmadığımız ama daha tehlikeli olabilecek bir komplikasyon da iskemik komplikasyonu. Değil mi? Ya, en önemlisi her şeyin mükemmel olmadan klipli bırakıp çıkmayın. Klibi koyup kaçmak diye bir şey yok. Onu yaptığınız an başınız belaya girer. Mikro cerrahinin tanrıları var. Hani Allah'ın parmağı yok ki gözüne soksun derler ya. Mikro cerrahinin tanrıları var. Bir tane değil, yüzlerce. Ve bu tanrılar sizi cezalandırır. Nasıl cezalandırırlar? İşi aceleye getirirseniz, mükemmel yapmazsanız mutlaka bir gün cezalandırılırsınız. Bakın bu hasta 68 yaşında psikoz öyküsü olan bir hasta. Travmayla geliyor. Travma sırasında CT anjiyo çekiyorlar. 12 santimlik anterior komünikanı 7 milimetre, 12 milimetrelik anterior komünikanı 7 milimetrelik baziler tipi var. Şimdi burada hasta düzeliyor, topluyor. Bunları klip tedavi etmek lazım. Koillemek stentsiz mümkün değil. Diyorlar ki Plavix aspirin hasta istemiyorum ben onları diyor. Çok takipte tutmaya da takiplere gelen de bir hasta değil. Evet bunları görüyoruz. Ne yapıyoruz? Baziler arter için anterior klinidektomi ekstradural diseksiyon yapıyoruz. Kavernöz, transkavernöz yaklaşım yapıyoruz. Ondan sonra içeri giriyoruz intradural kısmına. Durayı açıyoruz. Önce büyük kompleks olanı hallediyoruz. Silvian fistülü proksimalden açıyoruz. Silvian fistülü açarsanız beyin rahatlıyor. Bakın anevrizmayı göreceğiz. Proksimalimiz A1. Sağ A1. Overview'umuz. Daha sonra buralara gelip distal dural ringi keseceğiz. Okulomotoru serbestleştireceğiz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bu kısımları atlıyorum. Bakın anevrizma. Anevrizma büyük. Anevrizma sklerotik. Bunun çevresini görmeniz, 360 derece ekspoze etmeniz mümkün değil. 270 derece bile bazen mümkün değil. Anevrizmayı söndürmeniz lazım. Bakın burada bir şey daha yapıyorum. Hübner'i serbestleştiriyorum. Bazen burayı çekerken bu Hübner takılıyor ve evaz edebilirsiniz. Geçici klip altında bipolar remodeling yapıp karşı girus rectus olan yapışıklığı subpial diseksiyonla halletmeye çalışıyorum. Ve geçici klip altında görebildiğim en iyi şekilde pilot klip koyuyorum. Bu pilot klip mükemmel de olabilir. Bakın. Aynı taraf A1, A2, karşı taraf A2 geç doluyor. En az 3 saniye geç doluyor. Bu klip bunu bir şekilde oklüde ediyor. Doplerle çok iyi ses geliyor ama hayır. Bakın açacağım anevrizmayı. Açacağım ki deflate edeyim. Başka çarem yok. Ki karşı tarafı göreyim. Karşı boyunu serbestleştireyim ki o klip orada iskemiye yol açıyor. Allah'tan anterior cerebral iskemisinin uzun dakikalar şey yapabiliriz. Başka bir geçici pilot klip koyup bu klibi şimdi daha iyi görüyorum. Bakın karşı front orbital dalları görüyorum. Her şeyi daha iyi görüyorum. Çünkü çok ekarte ederseniz evaz edersiniz. Boyundan kopar. Onu minimalize etmek için bakın karşı taraf öbner, front orbital her şey, perforatörler her şeyi görebiliyoruz. Tamam. Bittik mi? İskemi, eğer onu bıraksaydım ben orada, iskemi olacak. Çok aşikar. Aynı anda dolmuyor. Şimdi posterior komünikanı keseceğiz. Bazilere gidiyoruz. P1 perforatörleri, ipsilateral P1, ipsilateral superior cerebellar arter. Ne yaptık? Üçüncü siniri serbestleştirdik. Proksimal kontrolümüzü kolaylaştırdı. Geçici klip altında söndürüp küçük kliple klipleyeceğiz. Daha sonra başka bir klip daha koyup onu
onu enforce ettikten sonra anevrizmayı da patlatıyoruz. Aterosklerotik kısmı crash ediyorum ki bir sıkıntı olmasın. Perforatörleri görüyorsunuz. ICG green yapacağız. Doldu. Bitti olay. Bazen intraoperatif iskemiyi öngörüyorsunuz. Profilaktik bypass yapmanızda. Bakın dev anevrizma, tromboze. Benim bu tromboendarterektomiyi, oftalmik arter anevrizması bu. Bakın hiç yok aslında ama hasta semptomatik bunda. Benim bunu yapmam en az 20 dakika. En az 20 dakika. Çok hızlı yapsanız bile. Bazen bu 30-40 dakikaya uzanır. Ve bu arada geçici klip altındasınız. Bu sıkıntı yaratır. Ne yaptım? Profilaktik bypass yaptım süperfisyal temporalle. İskemi oranını azalttım. Geçici klip 35 dakikada klipledik. O 35 dakika içinde olmadı ben yaparım falan. Bunlar lütfen dinlemeyin böyle şeyleri. Olur. Ve profilaktik bypass o kadar da zor bir şey değil. Kontrollü ortamda yapıyorsunuz. Her vakada yapın demiyorum. Evet. Yani neredeyse bir saat anevrizma oldu Hasan. Yani burada durabilirim de devam da edebilirim. Bilmiyorum nasıl isterseniz. Bence devam edelim abi. Tamam. Şimdi serebral revaskülarizasyon bypass'ı niye yapıyoruz? Üç nedenle. Akımı arttırmak için. İskemik hastalıklarda. Akımı yerleştirmek için. Anevrizmalarda, skull base tümörlerinde, iatrojenik hasarlarda. Bir de profilaktik yapıyoruz. Onu gösterdim zaten. Ben nasıl yapıyorum? Bu tipik bir süperfisyal temporal arter M4 bypass'ı. Bakın bunların hepsi bunları adım 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 bu mental bir iş. Evet el çok önemli ama mental olarak bunları tek tek her vakada aynı şekilde yapmanız lazım. Aynı şekilde yapmıyorsanız düzeltmeniz lazım. Bunlar temel prensipleri. Bunları tek tek üzerinde gitmeyeceğim. Sanıyorum İzmir Online'da bunun temel şeylerini anlatacağız gene Şubat'ta. Kompleks anevrizmalar. Hangi vakalara yapalım? Hangi vakalarda hazırlıklı olalım? Değil mi? Bakın bu vakada hazırlıklı olalım. Dev 8 santimetre icra bifurkasyon anevrizması. Ama bu vakayı açtığınızda da bypass yapabileceğiniz damar göremiyorsunuz. Hiçbir damar yok. Bunu önce tromboendarterektomi yapmanız lazım. Hazırlıklı olun ama bypass yapacağım diye illa atlamayın. Bakın tümör çıkardıkça, küçüldükçe anevrizmada tromboendarterektomi siz damarları daha iyi görebiliyorsunuz. Yaşayan kısmına gelince de bunu 10-20 kaç kliple yaparsanız klip edebiliyorsunuz. Bypass'a gerek kalmadı. Başka bir prosedürün morbiditesini eklemiyorum. Çünkü neden? Tromboze kısmı çok büyük. Bana zaman kazandırıyor. Tromboze kısmı küçükse o zaman çok kötü. Ona direkt bunu yapabiliyorsanız ne yapıp ne edip bypass yapmanız lazım. Bu da böyle bir hasta. Buna kaç kere flow diverter denemişler olmadı. Bakın trombus burada merkezde. Benim buraya girip bu trombüsü boşaltmam, kanama olmadan mümkün. Bunu hiç debelenmenin, düşünmenin, çalışmanın yanında öldürürsünüz hastayı. Ne yapıyoruz o zaman? Direkt bypass yapıyoruz. Radyal arterle, eksternal karotitten M2'ye yapıyoruz. Yıllarca normal olarak yaşadı bu hasta. Bunda hiç. Bunda başka şey yapamazsınız. İşte bunu anlamak önemli. Başka bir hasta, 10 yaşında çocuk, olabilecek bütün aksiliklerin olduğu bir vaka. A2'nin, proksimal A2'nin, perikarlozların füziform anevrizması. Bakın giriyor burada, buradan çıkıyor. Buna endovasküler seçenekler yok, öyle bir şey yok. Mümkün değil. Ne yapacağız? Cerrahi. Cerrahi olarak klip rekonstrüksiyon yapamazsınız. Yok, bu damarı kaybedersiniz. Trapping yapabilirsiniz. Onun için dinamik anjiyolara çok iyi bakmanız lazım. Posterior perikallozaller dolduruyor mu?
doldurmuyor. Büyük bir olasılıkla sadece trappingle kaçamazsınız. Ama onu da intraop ameliyat sırasında ICG green ile geçici klip koyup değerlendirebilirsiniz. Biraz önce göster. A2'ler aynı anda doluyorsa hiçbir şey olmaz. Trap edin, çıkın. Bypass'la debelenmenin bir anlamı yok. Ama geç doluyorsa bu taraftaki A2 karşı tarafa göre o zaman iskemi olacak. 10 yaşındaki çocuğa iskemi vermemek lazım. Bypass optionlarımız ne? A3 yan yana bypass. Radial arter graph ile STA superficial arterin trunkından A3'e bypass ya da safen ven. Ve bunu kaç santime ihtiyacı olacağınızı tahmin etmek çok zor. Defalarca ölçtük. Plastik cerrahlar kolda radial arterin anjiyosunu ölçtüler. 18 santim diye hesapladık. Ve radial arter 19 santim oluyor dediler. Çıkarabiliriz dediler. Tamam. Yaptık. Bakın bunun için önce bütün dalları hazırladık. Proksimalini, distalini, frontal dalını, parietal dalını, her şeyini hazırladık. İnterhemisferik fistürü disek ettik. A3 opsiyon mu? Onu değerlendiriyoruz. Opsiyon değil. Neden opsiyon değil? Birbirine yakın değiller. Aslında bu A2 kallozo marjinal gibi davranan bir A2. Arter giriyor, bir arter çıkıyor. Bakın aradaki farkı. Bunu buraya getirmem mümkün değil. Side to side bypass yapmam mümkün değil. Geçici klip altında deneyeceğim. Geçici klip altında A2'ler aynı anda dolmuyor. Bakın geç doluyor. Sadece basit trapping de çalıştırmaz bunu. Ne yapacağım? Bypass yapmak lazım. Bakın gene ölçüyoruz. Kolda diyorlar ki tamam biz sana 18 santim hazır. İşte öyle değil her şey. Kolu hazırladılar. Arteri getirdiler. Önümüze plastik cerrahlar koydu. 13 santim. Ve süperfisyal arterin trunkından bunu yapmam mümkün değil. Ama ne var? Frontal daldan yapabilirim. End to end. O zaman daha kısa grafte, interpozisyon graftine ihtiyacım var. Ve bunu yaparken, temizlerken de bakın yırtıkların olduğunu fark ediyoruz. Bir de bu çıktı başımıza. Sadece bu yırtık değil, burada en az 3 tane daha delik vardı. Onları da tamir ettim. Eğer burada durursak bacaktan safen veni almamız lazım. Çocuk saatlerdir anestezi altında. Bunu yapacağız. Graft'i koyacağız. Graft'i koyduktan sonra bakın bu frontal dalı keseceğiz ama büyük bir size mismatch var. Bu da benim düşündüğüm bir şey. Burayı oblik kesiyorum. Onu süre ediyorum. Sonra end-to-end anastomoz. Buna tapering teknik diyoruz biz. Yayınladık bunu da. Onu da yapıyoruz. End-to-end anastomoz yapacağız. Gene de mükemmel değil ama yakınlaştırdı birbirine arterleri. Parietal dal, frontal dal, graft. Ve şimdi trepe ediyoruz anemizle. Yani saatlerce uğraştık. Birçok şeyle karşılaştık ama sonunda halledebildik. Bakın anevrizma elimine oldu, trape edilmiş, graft geliyor, A3'ü dolduruyor, graft geliyor, A3'ü dolduruyor, postoperatif ikinci ya da üçüncü gün, postoperatif altıncı ay okula gitti, doluyor, graft halen çalışıyor, normal, hiçbir sıkıntısı yok. Bu da başka bela bir vaka, bunu atlayayım, çok vakit alacağız, bunu müteakip kereler gösterdik. Bazen de iskemi için yapıyoruz değil mi? Akımı arttırmak için. Bu da intraoperatif trombozu olması bypass'ın. Şimdi bakın çok ilginç bir hasta. 72 yaşında bilateral serebeller hemisferik strokları, beyin sapı strokları var. İki vertebral arter de tıkalı. Bu sağ vertebral arter pika olarak devam ediyor. V3'ten sonra çok ciddi bir stenozu var. Bunu
stentle açamadılar. Ve sağ oksipital arterin pial kolateralizasyonu var. Bakın bu sağ oksipital arter, oksipital loba pial kolateralizasyonu var. Sol vertebral arter anterior spinal arterden doluyor. Retrograd PCAM'dan doluş çok yok. Ve bu hasta ayakta oturunca ya da ayağa kalkınca ileri derecede ataksik oluyor, vertigo geliştiriyor. Ne yapalım? Öl mü diyelim yani anlama? Yatakta mı kalsın? 2 hafta yatakta tutuyorlar bu hastayı. Tansiyonlarını arttırıyorlar, hiçbir şekilde düzelmiyor. Nedir opsiyonlarımız? Oksipital arteri pika yapabiliriz ama oksipital arter pika, korkuyorum, adam aterosklerotik hasta. Şimdi oksipital arteri kullanacağız, oksipital lobda acaba iskemi yapar mıyız? Hangi pikaya yapalım bypass'ı? Interpozisyon grafti V3, tamam burası sağlıklı gözüküyor, buradan yapalım mı? En sonunda ayıkaya mı bypass yapalım? Bunları düşündük, taşındık. Dedik ki sağ tarafa yapalım, anterior spinal arteri riske etmeyelim. Pikaya yapalım, oksipital arteri koruyalım. Mümkünse yapmamaya çalışalım. Radyal arterle V3'ten pikaya bypass yapalım. Çok güzel. Yani düşününce iyi gidiyor. İyi geliyor. Radyal arteri açtık, pikayı açtık. Pika radyal arteri yaptık. Bakın çok güzel geri kanayacak. Doluyor. Distal bypass'ı yaptık. Bu V3 açtık. İleri derecede aterosklerozu var. Onu gördüğüm an ben bunu, aterosklerozunu iyi tahmin edemediğimi anladım. Ve trombozu olacağını biliyordum. Yaptık. Ve trombozu, bakın, proksimal bypass çalışmıyor. Ne yapacağım şimdi? Gene hazırlıklıydık, Allah'tan oksipital arteri korumuştuk ve hazır hale getirmiştik. Ama adamın oksipital arteri de hasta. Bakın çalışmıyor, orayı kapatıyorum, kanatıyorum. Distal bypass sorun değil. Bunu temizleyeceğiz. Gene size mismatch var ama halledebiliriz. End to end bypass oksipital arteri getirdik. Artık burada başka çareniz yok. Yani oksipital lobda iskemi olacaksa olacak. Çünkü bunu iyi kurtarmanız lazım. Doluyor. Bu şekilde kurtarabildik. Burada aterosklerotik hastalığı underestimate ettik. Yani V3 güzel gözüküyor. Açtık. Orada benim o anda durmam lazım. Ama hani acaba çalışır mı diye endarterektomi bile yaptım ben orada biraz. Heparinle yıkadık. Olmadı. Bakın bazen de fazla yapıyorsunuz bir işi. Aşırıya kaçmayın. Dolduruşa gelmeyin örneği bu. 55 yaşında moya moyalı bir hasta bakın. Hastada o ailevi moya moya öyküsü de var. TIA'leri oluyor, sol taraflı hemiparesisi oluyor. Tamam, bypass'a ihtiyacı var. Normalde ben moya moyada parietal frontal dalla bypass, direkt bypass, parietal dalla idas yapıyorum. Normal koşullarda. Her vakada bu değişebiliyor ama genelde böyle. Bu hastada da öyle yapacaktım. Ama sağ olsun bir sevgili kardeşimiz, o zaman bizim baş asistanımızdı. Kutlay Uluç, bizim Wisconsin'dan mezun olan ilk ve son Türk asistan. Bakın parietal frontal dalları hazırladık. Bypass sorun yok. İlk dalı bypass yaptım. En büyük dalı. Hastanın ihtiyacı ne, nereye, frontalde mi temporalde mi, ona göre kestirerek bypass'ımızı yapacağız. Hiçbir sorunumuz yok. Gayet güzel gidiyor her şey. Bypass'ı yapıyoruz. Çalışıyor. Şimdi parietal dalı da getirip yatıracağım buraya. Pia'ya sütüre edeceğim. İdası da yapacağım. Çıkacağım. Ama damarlar çok küçük. Kutlay dedi ki, hocam dedi, bu çok küçük submilimetrik ama siz yaparsınız bunu ya filan dedi. Kutlay dedim ya boş ver gidelim. Yani yapmıyorum. Ben böyle şeyleri, yani hiperperfüzyondan korkuyorum bu hastalar. O dedi ki yapalım, yapmayalım. Ya ben yapalım dedik. Bakın bu parietal dal çok daha küçük. Resipient arter, alıcı arter de küçük ama yani kendimizi göstereceğiz ya, yaparız submilimetrik diye. Yani yaparsın tabii de işte sonu nasıl olur? Sonu böyle olur. Bu hasta mükemmel. Postop anjiyosu mükemmel. Hiçbir şey yok. Hasta hipertansif.
Mesela ben bu hastadan önce hastalar iyi ise 5. 6. günde gönderiyordum. Gönderdik 5. gün. Tansiyonları gayet iyi. Adam tembih tembih tansiyonlarını dikkatli ol. 8. günde 190'a çıkıyor tansiyonu. 2 saat sonra akut bilinç kapanması. Nedir bu? Hiperperfüzyon kanaması. O bir tane bypass'ı yaptık ya fazladan. O işte. Mikrocerrahinin tanrıları sizi cezalandırırlar. Bu da böyle olur. Hemen aldık. Beyin her yer kanıyor. Hemen pentobarbital koması. Tansiyonları düşürdük. 5 gün pentobarbitalde tuttuk. Adam eski haline döndü. Ama ölebilirdi. Gereksiz iş yapmayalım. Yani yaptım ben. Bundan sonra ben gereksiz bir iş yapmamayı öğrendim. Arterovenöz malformasyonlar en çok gereksiz işlerin yapıldığı başka bir konu bu. Her yerde, dünyanın her yerinde, Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da. Gereksiz embolizasyon, gereksiz radyo cerrahi, gereksiz cerrahi. Yani AVM'de temel prensiplere uymanız lazım. Burada cerrahin tecrübesi çok önemli. Yoğun bakımın olması lazım. Çok iyi endovaskülerciniz olması lazım. Çok iyi radyo cerrahınızın olması lazım. Bunları çok iyi tartışmanız lazım. Neyi nerede yapacağınıza. Ama cerrahinin temel prensipleri ne? Ana arter besleyicilerini bul, koagüle et ve ayır. AVM nidusunu çepeçevre diseke. Drenaj venlerini koru baştan. En sonunda tıka. Geniş kraniyotomi. Bunda minimalist olamazsınız. İnspekte edin. Hemen atlamayın. Oha bu radya, bu besleyici feeding arteri. Hemen klibi koyayım. Koagüle edeyim, keseyim. Yok. Diseke edin. Painting gibi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Genel. Çok sulkal diseksiyon çok önemli bunlarda. Bazen ampasan arter oluyor. Siz bunu ana arter AVM'de sonlanıyor zannedebilirsiniz. Kapamayın hemen. Geçici klip koyun. Takip edin. Nidus'a giriyorsa tamam kapayın. Nidus'a girmiyorsa site feeder veriyorsa yan besleyici veriyorsa takip edin. Sadece site feeder'ları alın. Bunu bazen yanılabiliyorsunuz. Nidus'a çok yaklaşmayın, çok da uzakta kalın. Bu tekniği gösteren bir video. Belki bu takipçiler arkadaşlar görmüştür. Bunun şeyi, tekniği bu. Yani bunu böyle diseke edeceksiniz. Bir, 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 bir. Çok zor geliyor, çok uzun geliyor arkadaşlara. Onlar hemen kortekse gidip koagüle edip girip lobektomi gibi yapmak istiyorlar. Ama öyle yapınca başınız belaya giriyor. 10 hasta yaparsınız, 8'inde girmez, bir tanesinde girer, ikisinde girer. Bakın burada her şeyi tek tek açmamız lazım. Nasıl açacağız? Böyle açacağız. Sulkusları açacaksın. Neler giriyor, neler çıkıyor, hepsini takip edeceksin. Bu konuşmaları daha önce yaptım. O yüzden vaktinizi almak istemiyorum. En sonunda da besleyicileri tek 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 alıp en son bakın AVM'nin rengi değişiyor. Görüyor musunuz? Siz böyle yaptıkça AVM'nin rengi değişiyor. Ne zaman kapatıyoruz? Emin olduğumuzda kapatıyoruz. Nidus'a girdiğini görünce kapatıyoruz. AVM'nin rengi değişiyor, yumuşuyor, yumuşuyor. En sonunda da beynine girin. Nereye girmeniz gerekiyorsa sirkümferansiyel diseksiyon. Bakın bunlar ampasan arterler. Bunlar sadece site feeder veriyor. Çıkarıyoruz. Bu temel prensibi gösteren bir vaka. Hatalı preoperatif karar vermeyin. Her hastaya da aşırıya kaçmayın. Yani özellikle embolizasyonu. Ne kadar preoperatif embolizasyon yapıyorsanız %80'i kapa abi, %90'ı. Bu daha çok kapadıkça daha çok komplikasyon çıkar. Ameliyatta da ameliyat sonrasında da. Bakın, yanlış endikasyonlu preoperatif embolizasyon. Benim vakam bu. Doktor Hiros dedi ki bana onu öğretti. En alttan gelen besleyicileri embolizasyonla kapatırsan ki bu vakada PCA, posterior cerebral arter besleyicileri olacak onlar. O zaman sen en yorgun olduğun zaman ameliyatın en sonunda çok uğraşmazsın. İşte öyle olmuyor her zaman. Bakın bunu embolize ettik bu kısmını, posterior cerebral'den gelen kısmını. Şu kısmını. Şuradan.
Ben buradan geleceğim, buradan geleceğim. Ameliyatın en zor kısmında, en derin kısmında rahat olacağım. Yok öyle bir şey. Yani rahatlık bırak, hiçbir etkisi yok, yararı yok bu embolizasyonun. Yaptık yaptık, aynı şeyleri yaptım yine. Embolizasyon yapmasaydım, ne yapsaydım, yapacaksam aynı şeyleri yaptım. Hiçbir faydası olmadı. Ve bu embolizasyon olmuş arterler kesiyorsunuz, onyx kanıyor. Onlar bile iyi embolize olmamış. E niye yaptım? Niye riski aldım tekrar? Ya embolizasyon da hiç risk olmayan bir prosedür değil ki. Son derece invazif bir prosedür. Anlamsız. Ha, sonuç iyi oldu mu? İyi oldu. Çıkardık gayet güzel. Hasta da iyi. Hiç defisit olmadı filan fıstık. Ama gereksiz risk aldık. Değil mi? Kötü gidebilirdi. Embolizasyon sonrasında ben çok biliyorum. Görme alanı kaybı olanlar, kanayanlar o gece. Allah'tan bunda çok embolize ettirmedim. Ne yapıyorum şimdi? Vallahi grade 3'lerde, 1, 2, 3'lerin ağrılarında hiç embolize etmiyorum. Sadece 4'lerde ve 5'lerde endikasyon olanlarda yapıyorum. O da çıkarılması, tedavi edebileceğimize kanaat getirdiğimiz grade 4-5'ler. Her grade 4-5'i ameliyat etmiyoruz artık. Bakın bu da embolizasyon. Bunu yaptık. Ameliyat, 2 hafta sonra ameliyat edeceğiz. Bir tekrar anjiyo yaptığımızda embolizasyon sırasında bu geniş varix trombozu olmaya başladı. Hemen o gün yaptık ameliyatı. Yani planlanmış ameliyattan acil ameliyata döndük. Aman bir şey olmadı, iyi oldu ama ya kötü olabilirdi. Büyük tromboza güven. Varix. Bakın yeni bir vaka, 27 yaşında bir hasta. Grade 3 AVM, sol temporalde silvyan füstürü dolduruyor. Ya şimdi buna herkes embolizasyon. Embolize edeceğim ne olacak? Neyi embolize edeceğim? Ben onu cerrahi olarak ekspoze edeceğim zaten. Başka bir riski niye alayım? Silvyan füstürü, orta serebral arter dalları girecek buraya yani. Onları bulacak mıyım? Bulacağım. Bulacağım şeyi ben niye embolize edeyim ki? Zaten çıkaracak sanırım. Ya kan kaybını azaltıyor. Yok öyle bir şey. Ameliyatı zorlaştırıyor bazen. O 12 öyle bir katı hale oluyor ki yani hiç anlamsız şekilde ameliyatınızı zorlaştırıyor. Bakın bunu bulacak. Bu arter burada AVM'nin üzerine giriyor mu? Ampasan mı? Bu kadar basit. Diseksiyon. Devamlı, sürekli diseksiyon. Yaşar Gül'ün dediği gibi devam, spiral bir şekilde gidin. Yani bu çok basit şeyi komplike hale getirmenin bir anlamı yok. Biz nöroşirücenler basit şeyleri komplike hale getiriyoruz. Devam ediyorsun, açıyorsun. Bakın göreceğiz sonunda bu arter girecek buraya. Ve ben bunu alacağım. Ben bunu zaten cerrahi olarak embolize ediyorum. Bir de kateteriz oralara sokup da tekrar başka materyal verip o riski niye alayım? Değil mi? Temel prensipler. Açıyoruz. Yumuşak yumuşatıyoruz. Besleyicileri yavaş yavaş alıyoruz. Bu hale geliyor. Bu hale geldikten sonra zaten siz oyunu kazanmaya başlıyorsunuz. Geçici klip. Besleyici AVM'ye girdiğine kanaat ettiğiniz anda alabilirsiniz. Onu permanent kliple değiştiriyoruz. Devam ediyoruz. Bitiyor Hasan. Çok az kaldı. Artık beyin parenkim ve bu hasta hiçbir şekilde kanama öyküsü yok. Ama her yerinde hemosiderin var AVM çevresinde. Demek ki kanıyor bu hasta. Bu AVM'lerin birçoğu kanıyor. Hastanın da doktorların da haberi olmuyor. Giriyoruz yavaş yavaş. AVM'ye ekarte ediyoruz, beyine ekarte etmiyoruz. Bu AVM loopları var, onları diseksiyon planının içinde tutuyoruz. Diseksiyon, onların dışında kalırsanız ve bunlar parankimde retrakte oluyor, yakalayamazsınız. İntraventriküler, intraparankimal kanamalar olur. En son veni de çıkarıyoruz. Evet. Bu da ana drenaj veni. Onu da keseceğiz, çıkaracağız. İş bitti. Bakın. Frontal operkülüm, temporal operkülüm. Sol taraf herhangi bir sıkıntı yok.
Preop MRI'lar, postoperatif MRI'lar, preop anjiyo, postop anjiyo. Hiçbir rezidüel bir şey yok. Hasta, bu hastaları yalnız yoğun bakımda uzun süre tutuyorum. High flow AVM'lerde kan basıncını çok düşükte tutmanız lazım. 90, ilk iki gün 90, 110, 90, 120 sistolik basınçlar. Sonra yavaş yavaş 90, 130'a çıkarıyorum. Sonra yavaş yavaş 90, 140, 40. En az 5-6 gün yoğun bakımda, 2-3 gün daha serviste tutuyorum. Büyük AVM'lerde, küçük low flow AVM'lerde öyle bir şey yapmanıza gerek. Neyse, bunları zaten en son çıkan Neurosurgical Focus'ta bir şeyimiz çıktı, komentimiz. Orada okuyabilirsiniz. Bakın, bazen hiçbir şey yapmayarak da hastaya hasar verebiliyorsunuz. 65 yaşında erkek hasta. AVM'lerdeki tek mortaliten, morbiditen benim bu. Bakın, burada bir AVM'si var. Kanıyor. Anjiyo yaptık, MRI yaptık. Hasta çekingen, aile çekingen. Ben dedim ki ameliyat yaparım ve bunu yapabiliriz. Çıkarabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Emin olun. Ama ben hastadaki o çekingenliği, tereddütü hissedince, ya siz nasıl istiyorsanız onu yapın. Israr etmedim. Doğru bildiğimde ısrar etmedim. İşte bu hata. Biz doktoruz. Hastalar bazen bilmiyorlar. Ya şimdi ısrar edeceğim, başım belaya girecek demeyin. Siz kendi gönlünüzde, kafanızda doğru olanı hastaya söyleyin. Bir iki kere söyledim, ya tamam dedim. Zaten çetrefilli bir aile. Gönderdik hastayı. Gamma knife oldu. Çok güzel değil mi? Herkes mutlu. Ooo gamma knife oldum. Hiç bak hiçbir şey olmadı falan dedi hasta hatta bana. 6 ay sonra. Neden oldu bu? Bakın burada stenoz var. Tamam mı? Bu high risk AVM. Ben bunu biliyor muydum? Biliyordum. Niye ısrar etmiyorsun kardeşim? Niye daha basite kaçıyorsun? Bu gamma knife'ın komplikasyonu değil. Bu AVM'nin doğal risk seyri bu. Gamma knife o AVM'nin doğal seyrini 2-3 yıl değiştirmiyor diyoruz ya. Hele ilk 6 ay hiçbir şey değiştirmiyor. Bu bizim benim komplikasyonum. Ben bu hastada ısrarcı olup doğrusu bu kardeşim. Bunu ameliyatını olman lazım demem lazım. Olmadı. Girdik ameliyata. AVM'yi de çıkardık, hematomunu da çıkardık. Dekompresif kraniyektomi düzelmedi. Aslında zaten fix dilate gelmişti. Onları düzelttik, beyin sapını koruduk ama ne oldu? Kaybettik. Evet, bunları müteakip kereler söyledim zaten. Bunları da biliyorsunuz. Müteakip kereler söyledi. Bunu sevgili kardeşim Uğur verdi bana. Yaşargil Hoca'nın 1953 mi 57 mi tam hatırlayamayacağım. Uğur sanıyorum burada, o düzeltebilir beni. Bakın 3D anatomi çalışması yapmış Yaşargil 50'li yıllarda. İnsanlar bunu 2000'li yıllarda öğrendiler. Herkes 3D uzmanı oldu. Laboratuvara gidin, laboratuvara. Laboratuvar, keşke ben çok daha erken kariyerimin başlarında, asistanlığın başlarında biz gittik laboratuvara ama deneysel anatomi laboratuvarımız yoktu o zaman. Keşke anatomi laboratuvarına gitseydim. Yani ben bir nöro anatomiyi Uğur Türe kadar, Emel Avcı kadar bilmem mümkün değil. Çünkü kafam tazeyken başlamadım bu işe. Gençken başlamadım. Ha, girdik sonra laboratuvara da girdik. Halen de giriyorum ama keşke anatomi laboratuvarına daha önce girseydim. Yani 20, 18 yaşında, 20 yaşında girmekle 23 yaşında, 25 yaşında girmekle 30 yaşında, 35 yaşında girmek arasında çok büyük fark var. Beyniniz yaşlanıyor, o yaşlı bile hissetmeseniz. Halen giriyoruz laboratuvara. Bir sürü kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber giriyoruz. Sağ olsun hepsi çok değerli. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Ama anevrizma cerrahisi de yapıyorsanız, gamma knife de yapıyorsanız, tümör cerrahisi, genel cerrahi ne yapıyorsanız yapın. Hayatta bir tek ilim ve fene güvenin. Sonuçta hani ben mikro cerrahinin tanrıları var diyorum ya. Mikro cerrahinin tanrıları bilim. Bilim, bilimden sapmazsanız, bilime uygun işlerinizi doğru yaparsanız komplikasyonlardan da kaçınırsınız, komplikasyonları da yönetebilirsiniz. Ve en sonda
Bizim başladığımız bir şey bu. Kutlay'la bizim daha başka mezunlarımızın başlattığı bir hareket bu. Yani bu mikro cerrahi bizim canlı tutmamız lazım. Kaybetmememiz lazım. Mikro cerrahi atak altında. Biz bu konuşmaları yapıyoruz. Bir sonraki konuşmamız 30 Ocak'ta Profesör Doktor Uğur Türe tarafından yapılacak. Beyin sapı gliyomlarını konuşacak. Bakın, kaçırmayın. Yani başka bir insandan bundan daha iyi bir konuşma dinleyemezsiniz. Burada duruyorum, fazla şey yaptım, uzattım. Çok özür diliyorum, hep böyle oluyor, uzatıyorum. Ama böyle fırsatları da her zaman yakalayamıyoruz. Çok teşekkür ederim tekrar herkese. Sorusu olan arkadaşlarımız, zamanım var benim. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Mustafa abi çok teşekkür ederiz. Size bir buradan bir istatistik söyleyeyim. 217 kişi katıldı. Bir ara 215'e düştü. Şu anda 1 saat 25 dakikadır konuşuyorsunuz. Ve katılımcı sayısı 218. Yani herkes pür odaklanmış vaziyette sizi dinledi. Hiçbir kayıp yok. Gerçekten mükemmeldi sunu. Bu işle ilgilenen, bu işi öğrenmek isteyen, bu işi yapan insanların mutlak olarak dinlemesi gereken bir konuşmaydı. Çok çok teşekkür ederiz. 8 tane soru var. Ben bunları kısa kısa not aldım. Bir tanesi tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mersin'de Amerika'da asistanlık yapmak istiyormuş. O ayrı bir şey. O kendisi USMLE'lere girmesi gerekti. Arkadaş benimle onları araştırsın, iyice öğrendikten sonra benimle direkt irtibata geçebilir. Evet, Özhan Uçkun kardeşimiz paraklinoid ya da proksimal iç aneurizmalarında boynu hep hazırlıyor musunuz diye soruyor. Evet, çok güzel bir soru. Ya şimdi anterior klinoidektomi yaparsanız aslında proksimal kontrolünüz klinoidal segment. Gerekmeyebilir. Ama ben ondan da korktuğum için yani klinoidektomi sırasında da yırtabilirim damarı ya da anevrizmayı. Ben boynu açmasam bile her vakada boynu hazır tutuyorum. İşaretliyorum. Hazırlıyorum. Bazı vakalarda tehlikeli vakalarda açıyorum da. Yani mutlaka evet. Proksimal kontrol altın. Ben klinoidektomiyi bitirinceye kadar kanamayı durduramayabilirim. O yüzden ben boynu hazırlamıyorum. Mesela Ali Kırış yapmıyor, hazırlamıyor. Ama Ali Kırış, o Ali Kırış. Ben Mustafa Başkayım. Ben korkuyorum, yapıyorum. Her zaman garantili olmak en iyisidir. Bununla evet. ilgili olarak ben bir soru hemen sorayım. Bu ekstradark klinoidektomide lomber drenaj kullanıyor musunuz? Çünkü o temporal lobu bayağı bir geriye ekart etmek gerekiyor. Dikiş koysanız da. Ya şimdi durayı ekart etmekle temporal lobu ya da korteksi ekart etmek aynı şey değil. Bazı vakalarda zaten eğer kanamalı vakaysa yaptığımız vaka onlara ben neredeyse %90'ında ventrikülostomisi oluyor. Ama kanamamış vaka, onu manitol ya da işte bazen durayı açıyorum hafif bir şekilde oradan CSF boz aspire ediyorum. Ama durayı ve sütürle çekiyoruz gördüğünüz gibi. Ekartörler yok, onu da Dolench'in tekniğidir. Dolench'ten gördüm. Öyle yapıyorum ve bunlarla ilgili bir sıkıntı olmuyor aslında. Peki abi, teşekkürler. Doktor Tarık Bey Çanakkale'den soru sormuş. Kripleme sonrası loja papaverin enjekte ediyor musunuz? Demiş. Spazma yönelik reomakrodex veriyor musunuz? Ve post-op sedasyon için ne kullanıyorsunuz? Diye böyle bir blok soru sormuş. Evet. Şimdi Tarık'ın soruları çok güzel. Papaverin artık ben kullanmıyorum. Onun yerine sodyum nitroprusit kullanıyorum. Papaverin böyle şey bırakıyor damar üstünde. Beyaz beyaz lekeler bırakıyor ve bir ara üretimini durdurdular Amerika'da. Sonra tekrar başladılar ama ben o sırada kalp cerrahlarıyla konuştum. Ne kullanıyorsunuz diye. Sodyum nitroprusit kullanıyorlar. Vazospazma çok etkili ve hiç öyle o beyaz partikülleri de bırakmıyor fazla kullanım
kullandığınızda. Jel formları ona emdiriyorum, jel form koyuyorum ya da direkt solüsyonu da enjekte edebiliriz. Biz de Ankara Tıp'ta Nihat abiyle, Nihat Egemen'le bu sodyum nitroprusunu çok çalıştık deneysel olarak. Çok etkili bir şey. Postop dönemde serebral vazospazma yönelik olarak kan basınçlarını yavaş yavaş arttırıyoruz postop ikinci günden sonra. Eğer sedasyon kullanmamız gerekiyorsa o hasta için uygun en iyi neyse onu kullanıyoruz. Propofol bazı hastalarda yeni alfa 2 ajanları var. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Dexmedetomidin. Evet onu kullanıyoruz. Ne gerekiyorsa çok şeyse bazılarını pentobar. Ama vazospazm için hastanın kan basınçlarını normalde tutmanız lazım. Sodyumunu çok iyi takip etmeniz lazım. Hipotermi, pasif hipotermi yapıyoruz. Yani ısıtmıyoruz hastayı. 35,5'tan aşağı düşürmüyoruz. 36'nın üstüne de çıkarmıyoruz ameliyat sırasında. Evet, teşekkürler. Abdurrahim Taş, geçici klibi en fazla ne kadar tutabiliriz? Evet, Abdurrahim bununla ilgili de çok eski yayınlar var. 70'lerden, 80'lerden, 90'lardan yapılmış bir sürü yayın var. İnsanlar bunu çok 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 detaylı çalışmışlar. Deneysel olarak ve klinik olarak. Klibi koyduğun damara bağlı. Yani anterior cerebral'de daha uzun tutabilirsin ama MCA'da tutamazsın. Ne kadar end arter olursa bu distale yaklaştıkça süreyi kısa da tutmak lazım. Baziler arterde çok daha kısa. Yani ben 5-6 dakikadan fazla tutmam baziler arterde mümkünse. Ve eğer tutman gerekiyorsa çok tehlikeli hareketler yapmayıp çıkar. En az 5 dakika reperfüzyon ver. Ve ondan sonra tekrar koyman gerekiyorsa koy. Ve geçici klibe koymadan önce mutlaka anesteziye hastanın FIO2 yüzdesini işte 40'sa 50'se %100'e çıkarmasını söyle. Ve kan basınçlarını 10-15 milimetre, 20 milimetre merkürü daha yükseğe çıkarsınlar. Evet, teşekkürler. Doktor Murat Ulutaş'ın sorusu var. Ekstra dural klinedektomiden sonra distal dural halkanın açılmasına ne taraftan başlanmalı diyor. Optik strat tarafından mı yoksa kavernosinüs tavanından mı? Valla optik strat tarafı sıkıntılı tarafı zaten. Orada daha füze oluyor damar duvarına doğru. Okulomotor sinir tarafından yani kavernosinüs tarafından yapmak, serbestleştirmek daha iyi, daha güvenli. Zaten o ihtiyaç orada doğuyor. Vakada da gösterdim gibi ama çok tabii Murat'ın sorusu çok üst düzey bir soru. Çok güzel bir soru. Peki teşekkür ederiz. Abuzer Güngör'ün bir sorusu var. Daha önce iki kere endovasküler tedavi yapılan D1 MC aneurizmasına girmişler. Bir şekilde kriplemişler. Sonra emiklerin dolmadığını görmüşler. Diyor ki biz buna acil bypass yapmalı mıydık? Diye bir soru sormuş. Böyle bakaya. Ya evet. Abuzer de çok değerli bir kardeşimiz. Bu da evet. Maalesef bu trombojenik olaylar çok kısa sürelerde olabiliyor. Yani 30 saniye kompresyon yapıyorsunuz. O anda her şey trombozi olabiliyor. Onu bilmiyorsunuz işte. Benim de başıma geldi bir MCA anevrizmasında bir dal trombozi oldu. Açtım damarı, trombektomi yaptım, kapadım, gene trombozi oldu. Bypass yapmaya çalıştım, gene trombozi oldu. O cascade çalışmaya başlayınca durdurmak mümkün olmuyor. Bunu seziyorsanız, dev anevrizmalara acil olarak giriyorsanız ben profilaktik bypass yapmanızı öneririm. Peki teşekkürler. Abdurrahman Aycan sormuş. Vazospazm oranlarını düşürmek için ne yapılmasını öneriyorsunuz? Lamina terminalisi hangi durumlarda açıyorsunuz? Ve vazospazm için lomber fonksiyon yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Abdurrahman çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular. Abdurrahman da benim yanımda bir yıl geçiren bir kardeşimiz. Şu anda Van'da aslanlar gibi ameliyatlar yapıyor. Çok güzel ameliyatlar yapıyor. Gurur duyuyoruz Abdurrahman'la. Şimdi lamina terminalis kanamalı hastalarda anterior sirkülasyon baziler tip açman lazım. Lamina terminalis. Yani bu üçüncü ventrikülostomi yapıyorsun. Dendi yaptı bunu. Yaşar Gil'in
Bu kitabında bununla ilgili sayfalarca yazı var. Başka İtalyanların, grupların çalışmaları var. Lamina terminalis sternostomi yaptığın zaman sadece beyni relakse etmiyorsun, postoperatif hidrosefali oranlarını da düşürüyorsun. Yani üçüncü ventrikülostomi bu yani. Ve Evet. bu çok etkili bu. Lomber diren ben kişisel olarak çok koymuyorum. Daha çok ventrikülostomi ile giriyoruz. Çünkü lomber direnin kanamalı hastalardaki yönetimi zor oluyor. O kadar direnettin, bu kadar direnettin çıktı, yok işte herniye oldu, olmadı, bunlarla uğraşmak yerine ventrikülostomiyi daha kontrollü buluyorum. Yüksek kanamalı hastalarda sıfırda ya da 5 santimetrede tutup aşırı o kanı sürekli temizliyorum. Ve sisternal sodyum nitroprusit uyguluyorum. Ve sisternal kanları mümkün olduğunca temizlemeye çalışıyorum. Eğer lamina terminalisi açıyorsan Lillikuist'i de aç. Bizim Nurhan Evet. Bey'in, Nurhan Alman'ın katkısıdır bu üçüncü ventrikülostomiye. Onu da rahmetle anıyoruz. Odur şeye ekleyen, üçüncü ventrikülostomiye Lillikuist'in açılmasını ekleyen literatürde tanımlanmıştır kendisi tarafından. Teşekkürler. Doktor Murat Geyik, anevrizmografi yaptığınız olgularda distal mikroemboli ile karşılaştınız mı diyor. Ben karşılaşmadım ama karşılaşabilecek bir komplikasyon Murat. Yani bunların hepsi olabilecek şeyler. Anevrizmografi yapıyorsanız heparinle irrige etmekte fayda var. Ve bazen yani olacaksa oluyor ya, hiçbir şey yapamıyorsunuz ama hava embolisi de olabilir bu vakalarda. Dikkatli olmak lazım. Deniz nereden yan bir soru sormuş. İnsidental büyük baziler tip anevrizması ve hidrosefalisi olan bir hastayı endovasküle verip şant mı koyarsınız yoksa klip mi klipleme mi yaparsınız diye biraz Valla bana gelirse hasta ben kliplerim. Neden tabii kliplerim? yani multifaktör yani hastanın yaşıyla da ilgili Tabii komorbiditesiyle de yani ilgili olabilir burada tabii ki. Deniz de Almanya'dan bir arkadaşımız, Türkiye orijinli. O da Almanya'da beyin cerrahisi yapıyor. Çok değerli bir kardeşimiz. Öyle yaparım ben. Yani Tamam. çünkü koyleme sonrası rekürans oranı çok yüksek baziler tepelerde. Evet. Yapabiliyorsam anevrizmanın konfigürasyonu, projeksiyonu uygunsa, hastanın grade'i uygunsa ameliyat edip daha sonra neyse onu yönetmeye çalışırım. Ama direkt şant koyayım, endovasküler vereyim pek öyle bana uygun şeyler değil ama maalesef bu hastalarda hepsini de ben görmüyorum yani ben Evet. sonuçta üçte birini görüyorum. Bir de intraoperatif yararı var mı demiş. Bu intraarteriyel vermeye mi? Yani yoksa şeye mi? Anlayamadım. Öyle yazmış abi. Topik Intraoperatif nimodipin. olarak kullanmıyoruz. Öyle bir kullanımı yok. Amerika'da sadece hap olarak kullanımı var. İntravenöz kullanımı da yok. Peki. Hakan Çakan koyillenmiş ve sonra kanamış anevrizmada nasıl yaklaşım yaparsınız diyor. Aynı yaklaşım. Hiç koyullenmemiş, kanamış hastada ne yapıyorsam onu da yaparım. Birçok öyle Evet. vakamız da var. Koyulanmıştan sonra kanayan ya da koyulan Evet. Murat tekrar soruyor. Distal dural ring diseksiyonu öncesi karotidoklomotor membrandan anterior kavernöz sinüse fibrin yapıştırıcı mutlaka verilmeli mi diyor. yok, mutlaka öyle bir şey yok. Gördüğünüz orada hiç kavernöz sinüste kanama yoktu. Kavernöz Evet. sinüs vakada. Her vakada olmuyor. Bunu verirken de çok dikkatli verin. Sfenoparietal sinüsten, temporal bridging venlerden beyne embolize olabilir. Çok dikkatli olun. Bu vakalar tanımlanmıştır. Verirseniz de çok düşük miktarda, kontrollü bir şekilde fazla basınçla vermeyin. Bu arada spazm tedavisi için Ayşegül Esen Aydın sormuş bu arada İstanbul'dan. Kullandığınız ilaçlar içerisinde silostazol var mı? Valla ben Ya bu da hangi ilacı ajanları tercih ediyorsunuz? ajan tercih etmiyoruz. Önce anevrizmayı mekanik olarak anevrizmayı tamir ediyorsun. Çıkarabildiğin kadar subaraknoid kanı çıkarıyorsun. Ventrikülostomi ile o kanlı bosu drene ediyorsun. Nimodipin veriyoruz. Her 4 saatte bir 60 miligram oral. Hasta oral alamıyorsa besleme tüpüyle.
Onun haricinde Amerika'da onaylanmış başka bir ajan, başka bir tedavi yöntemi yok. Ve bunların birçoğu denendi bunların. Bir faydaları da yok. Yani bu ajanlara fazla, medikal şeylere fazla takılmayın. Deneysel olarak güzel gözüküyor ama klinikte hiçbirinin kanıtlanması yok. Son iki soruya geldik abi. Rıfat Aktar Bursa'dan soruyor. Herniye olmuş vakalar dışında ultra acil cerrahi uygulamanız var mı demiş. Valla var da ama her vakada da yapmıyorum. O gün hasta saat kaçta geldiğine bağlı. Gece 12'de geldiyse yapmazsınız herhalde. Yapmam. Çünkü benim de dinç olmam lazım. Evet. Yani bunu yapan yok zaten. Ya bu hasta kanayacaksa gördüğünüz gibi yol ameliyathaneye giderken koridorda da kanayabiliyor. Hasta kanamayla gelen hastanın ilk 3 gün çok önemli şeyini tutmakta. Kan basınçlarını düşük tutmakta. Onu iyi kontrol ederseniz bir gün sonra en iyi zamanınızda yapmanız sizin için daha iyi. Çünkü sadece ameliyat yok ki, başka ameliyatlarınız da oluyor. Onları da etkiliyor. Sabah gecenin 12'sinde gelip de vaka yapmak, ekip aynı ekip değil. Gece ekibiyle çalışıyorsunuz. Her şeyin mümkün olduğunca optimal olması lazım. Tabii yapman gerekiyorsa yapacaksın. Son soruya geliyorum. Doktor Yahya Turan soruyor. Teşekkür ediyor. Dekompresif kraniyektomi yapılan iskemi hastalarında trombektomi de yapılabilir mi diye soruyor. Şimdi trombektomiden intraarteriyel trombozu olmuş şey mi? Yani onu söylemeye varsa çalışıyor herhalde. Yani hasta evet geldi, mekanik trombektomi yapılamıyor diyelim ki. Hani bunu alıp siz cerrahi trombektomi yapar mısınız? Yaparım. Açamıyorlarsa yaparım. Tanik havanın var. Biz Ankara Tıp'ta bu embolizasyon işleri, kateterler çıkmadan önce ben asistanken 3-4 tane yaptığımızı hatırlıyorum Nihat abiyle. Yapılabilir. Yani ben endovaskülerci arkadaşlara söyledim. Eğer kateterle açamıyorsanız haber verin ve hasta iyi bir zaman dilimindeyse, o window opportunity varsa halen gireriz, açarız, sonra sütüre ederiz. Tabii ki. Şimdi Mustafa abi 16 tane soru aldım. Doktor Kudret Türeyen ve Doktor Uğur Türen'in de teşekkürleri var sizlere. Şu anda ekranımda 5 soru daha var. Tabii alalım. Ben Kudret kardeşime de Uğur, sevgili kardeşim Uğur'a da çok teşekkür ediyorum gelip dinledikleri için. Zaten Uğur'la biz düzenli olarak hafta sonları konuşuyoruz. İnşallah bu hafta sonu konuşuruz yine. Sanıyorum burada başka sorular da var. Başka ne vardı? Başka Şahin Hanalioğlu sormuş. Moya moya hastalığında STA'nın parietal dalı daha geniş büyükse yine de frontal dallı direkt bypass, parietal dallı EDAS mı yapıyorsunuz demiş. Valla öyle de öbür türlü de, yani durumuna bağlı. Parietal dalla bypass yapıp parietal dalla idas da yapabilirsiniz aynı anda. Yani geçenlerde bir vaka oldu. Direkt frontal dalı kullanmam gerekti. Hastanın parietal dalı daha önce idas yapılmış, gitmiş. Oklüde olmuş. Frontal dalla bypass yaptım. Aynı frontal dalı PIA'yı açıp PIA'ya da diktim. Yani kombine yaklaşım yaptım. Hatta bazen side to side bypass yapıp bütünlüğünü koruyabilirsiniz parietal dalın. Öyle de yani ne o anda o hastanın anatomisiyle bağlı. Her hastada her zaman her şey kuralı yok bunun. Yani o değişiyor hastadan hastaya. Diyelim ki sağ hemisferde bir bypass yapılacak. STA bypassı ama STA'sı hastanın uygun değil. O zaman hangi damarı tercih edersiniz demiş. Bursa'dan Merziye Kerim'i. O konuda da bizim yayınlarımız var. Yani herhalde ben Spester'den sonra en çok Bone Bypass yapanım. 3 tane yaptım. Yani onda opsiyonlar şunlar Marziye. Karşı STA trunkından Bone Bypass yapabilirsin ama Safenven kullanman lazım. Radyal arter kısa gelir. Buradan karşı tarafa bizim bununla ilgili yayınlarımız da var. Ya da vertebral arterden M2'ye yapabilirsin. Ama o boyun hareketleriyle tıkanma şansı var. Çok diseksiyon gerektiriyor. Ben Bone Bypass'ı tavsiye daha çok tercih ediyorum.
Doktor Eyüp Baykar'a subaraknoid vaka, kanama vakalarında ekstensif sistemler irrigasyon yapıyor musunuz? Yani gerektiği kadar yapıyorum. Kanı temizliyorum. Temizlemek için de her yere dalıp çekiştirmiyorum. Temizleyebildiğim kadar temizliyorum ve normal serum fizyolojikle ve şeyle nitroprusitle yapmaya çalışıyorum. Rıfat Aktağ'dan iki soru var. Ventiküler genişlemesi var ama ventikül çıkanama olmasa da drenaj koyuyor musunuz? Yüksek grade'li ise grade 3, 4, 5 mutlaka ventiküler drenaj koyuyorum. Grade 2 açıyorum. Hasta grade 2 yani hidrosefalisi yok ama beyni çok ödemli görünüyor. O sırada ventrikülostomi koyuyorum. En kötü olasılıkla lamina terminalis açıp lamina terminalis direkt 3. ventrikülotide drenaj koyabilirsiniz. Evet, son olarak da geçici klip sonrası kalıcı damar kapanması yaşadınız mı? Bir vakada yüksek grade'li deve yakın büyüklükte bir MCA anevrizmasında yaşadım. Açtım, trombus oldu ama hasta kanıyordu. Kanarken pilot klipler, geçici kliplerle durdurduk. Ve geçici klipte aldıktan sonra trombüsü gördüm. Açtım damarı, trombektomi yaptım, yıkadım, gene tıkandı. Süresiyle ilgili bir de tabii o acil intraoperatif prematür rüptürü olunca hastada hipotansiyon da oluyor. Anestezi onunla mücadele ederken hipotansiyonla iyi mücadele edemezse tromboz şansı artıyor. Bu durumlarda çok dikkatli olmak lazım. Yani kan basınçlarını biraz yüksekte tutmakta fayda var. Peki. Abi son soru Yahya Turan. Anevrizmada perop sıvı yönetiminiz ve farmakolojik yönetimimiz nasıl olmalı diye böyle geniş bir soru sormuş. Valla sıvı yönetimimiz normovolemik, hipervolemik değil, hipovolemik değil. Ne ihtiyacı varsa hastanın onu vermek. Farmakolojik yöntemimizde söyledim zaten. Yani hastaya rutin olarak steroid veriyoruz, deksametazon veriyoruz. Eğer mannitole ihtiyacı varsa, kanamalı hastaysa mannitol veriyoruz. Kanaması an rüptürü anevrizmaysa pek mannitolü ya çok düşük kullanın ya da çok kullanmanıza gerek yok. Zaten boz alınca yapacaksınız. Ve iskemiden kaçırmak, tansiyonları normalde tutmak, temporal geçici klipleme sırasında tansiyonları biraz çıkarmak, FIT'yi arttırmak bunlar önemli konular. Yoksa özellikle kullandığımız bir farmakolojik koruyucu işte adenozinden bahsettik, pentobarbitalden onlar ekstrem durumlar yalnız. Çok evet. Çok olağan dışı durumlar. Doktor Osman Şimşek son soru olsun abi. Antifibrinolitik ajan kullanıyor musunuz diye sormuş. Ne ajan? Antifibrinolitik. Evet, antifibrinolitik. Yani epsilon aminokaprolik asit gibi bir şey soruyor herhalde. Yok, ben kullanmıyorum. Sakta. Anamayı önlemek için. Evet. Muhtemelen onun için. Onlar gene çok ekstrem vakalar. Yani kanamayı önlemek için önce kanamanın nedenini elimine etmeniz lazım. Zaman kazanmak için kullanabilirsiniz ama onlar da kardiyovasküler komplikasyonu arttıran maddeler, ajanlar. Dikkatli olmak lazım. Mustafa abi çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Bize vakit ayırdığınız yaklaşık 2 saate 10 dakika kaldı. Yani 2 saat yakını böyle dinliyoruz. Şu anda da 188 kişi var. Tam odaklanmış bir dinleyici kitlesi ne hitap ettiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Sizi beğenerek ve gururla takip ediyoruz. Çok daha iyi pozisyonlarda görmek istiyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunarız abi. Çok teşekkür ederim Hasan'cığım. Ben de seninle gurur duyuyorum. Sen bu işi buralarda gelip okullu olarak öğrenmiş bir kardeşimizsin. Cincinnati'de klinik fellowship'lik yaptın. Sen de iyi çalışmalarına devam et. Bütün katılanlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Bu COVID biterse inşallah Türkiye'de ya da burada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selam ve sevgilerimle hepinize.